Uh huh. Anlayamıyorum kendini. E... Tamam ben sesimi açıyorum bir saniye. Geliyor mu şu an sesim? Şu anda geliyor. Tamam. Ee, herkese merhaba hocam önce size merhaba ama daha da e, ötesi bekleyenlere izleyenlere merhaba. Çünkü biraz Geç böyle mi? panik olduk. Evet ben size ulaşmaya çalıştım. Ee, tam da umudu kestim yayına giriyordum ben. Ee, o sırada geldiniz çok sağ olun hoş geldiniz. Ya bütün bekleyenlerden özür diliyorum. Ben de ciddi bir gün ve saat karıştırması var. Ee, Birçok toplantıyı aynı saate yazmışım, yanlış bilgiler yazmışım. Şimdi de işte e, bir başka toplantıdan kaçtım geldim yani ve nedense e, şu anda bende saat 11'e yaklaşıyor 10.45 sizde yani daha bir 45 dakikam var falan diye e, neyse özür dilerim. Tamam Geçim, yok yani. estağfurullah ee, şey benim de belki hatam oldu birkaç saat önceden sizi bir yoklasaydım daha iyi olacaktı. Sağlık olsun diyelim ee, işte ne kadar geç başlamış olduk 12-13 dakika geç başlamış olduk ee, kusurumuza bakmasınlar. Ee, yayına başlamış olduk. Bugün 24 Nisan. Ben e, programa yayına hazırlanırken, e, şunları düşündüm. Biraz tabii karmaşık duygular. E, Türkiye'li e, bir Ermeni olarak bu işlerle uğraşan, yayıncılık yapan, yazan, çizen. E, 24 Nisan bir anma, e, hatırlama, belki yaz tutma e, ve de aslında onurlandırma e, günü olsa da e, içeri itibariyle. Biz Türkiye'li Ermeniler belki dünyanın pek çok yerindeki Ermenilerde e, Türkiye devletinin büyük inkarcı politikaları nedeniyle e, bu politikaların Türkiye toplumunu e, bir anlamda zehirlemesi nedeniyle bugünü e, belki bazen bir kavga, e, bazen bağırma, bazen derdini anlatma e, günü gibi yaşıyoruz. E, değerli kılıç da Akademisyen, e, dün yazmıştı, 106 yıldır aynı şeyi anlatmaya çalışmanın yükünü anlatmak mümkün değil diye. E, gerçekten de böyle. E, ama e, özünde biz e, bir acıyı e, taşıyoruz benliğimizde. E, her gün hatırlatılan bir acıyı. Maalesef çünkü bu inkar çok güçlü bir inkar. E, bunu unutmadan, e, dediğim gibi kayıplarımızı anarak, belki yasımızı tutarak ve kendi acımızın da farkında olarak Başlamak, bunu hatırlatarak başlamak istedim ben. E, varlığınız bizim için çok değerli hocam. Yakınlarda e, kitabınızı yayınladık. Bundan dolayı da çok mutluyuz, çok gurur duyduk. E, Ermeni soykırımının kısa bir tarihi. E, siz 30 küsür yıldır neredeyse, siz yıl olarak beni düzeltin. E, Ermeni soykırımı üzerine çalışıyorsunuz. Evet. E, ve bu kitabı da küçücük bir kitap, belki hap gibi sizin yazdıklarınızın yanında. Ee, ama ben bu 30 küsür yıldan süzülen birikimin e, bir takım imliklerden damıtılmış bilginin bir araya gelmiş hali olarak görüyorum. Ve bu anlamda bizim için e, işlevsel. E, kişisel bir soruyla ben başlamak istiyorum aslında. Taner Akçam Ardahan doğumlu. E, sizin için Ermeni meselesinin başlangıcı neresi? Siz neden bu konuya e, merak sardınız? E, tırnak içinde bir Türk e, olarak belki bu konuda hiçbir şey bilmeden... Bugün bu noktaya gelmenizin temel motivasyonu neydi sizce? Galiba daha çok e, akademik e, ilgi ve e, tesadüfler. Ben Hamburg'da 1988 yılında e, Türkiye tarihinde işkencenin rolü, işkence üzerine bir çalışmaya başladım. E, o sırada çalışma bitiyordu. Üç yıllık bir projeydi bu. Üç yılın sonunda ne çalışabilirim diye e, bakınırken, ee, tesadüf şu, o çalıştığı mensüde bir kütüphaneci bir kızcağız vardı veya bayan vardı e, kadın arkadaş bana işte o Lübnanlıymış Lübnan e, Ermenisi annesi Lübnan Ermenisi ama kendisi her bakımdan ee, Alman bir kişi fakat işte bilirsiniz o kara üzüm göz e, hala duruyor ve durmadan bana ya sen bu konuyu çalışman lazım çalışman lazım konu önemli derdi. Ben de ya işte o bildiğimiz klasik e, her e, Türk entelektüelini veya solcusun o zaman ben sıkı da iyi de bir işte sol hareket içinde hasbel kadar bulunmuş birisiydim. Çok istemiyordum çalışmayı. İşte bizde genellikle şey denirdi. Ya bir şeyler olmuş tarihte. Türkler Ermenileri, Ermeniler Türkleri öldürmüş. Yani işte emperyalistler var işin içinde. Çok bizim şu anda daha çok önemli problemlerimiz var. Girmememiz lazım bu konulara falan derdik. dolayısıyla bence o kızcağızın ısrarı çok önemli oldu. O sırada Enstitü bir proje başlattı. Ee, Holocaust'un 50. yılı nedeniyle 1995 yılında düzenlenecek bir projeyi 1990'da başlattılar ön çalışma. Onlardan bir tanesi de bir soruydu cevabını aradıkları. Nürnberg evrenselleştirilebilir mi? Nürnberg mahkemeleri. O zaman daha şey yoktu biliyorsunuz yani Yugoslavya savaşı yoktu ee, onun için o geçici uluslararası mahkeme kurulmamıştı Ruanda uluslararası mahkemesi kurulmamıştı ama böyle hakikaten ileri görüşlü bir soruydu ya ben de okuduklarımdan şeyi biliyorum ya böyle bir bu İstanbul'daki yargılanmalarla bu Nürnberg yargılanmaları arasında bir bağ var bağ tutturabilir miyim acaba diye bir proje önerisi yaptım. Ve e, naif bir biçimde ben hakikaten Türkiye'nin e, bu denli derin bir yarası olduğundan haberdar değildim bu konunun. Onunla bana Enstitü müdürü şey dedi ya olur ama biz bu işi hiç bilmiyoruz. İstersen bir şey yap yani bir workshop atölye yapalım birilerini çağır. E benim param yok ki dedim. Ya dedi biz vereceğiz yani Enstitü olarak veririz. Sonuçta ara tara vahakın Dadrianı buldum vakındadır yani ilk defa işte Hamburg'a geldi. Hamburg'da bir Profesör Kapert vardı. Hepsinin söylediği şu oldu. Bir Türk size geliyor ve Ermeni soykırımında çalışma yapacağım diyor. Ya siz ne duruyorsunuz? Yani bu çok önemli bir şeydir. Denildi ve öyle başlamış oldum. Buralar. Peki, Usman'da. peki hocam e, siz 1991'de İmge yayınlarından çıkan İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu e, kitabını yayınladınız. Ben de o kitabı herhalde 94'te falan okumuşumdur 17 yaşında. 99'da çıktı kitap. Ee, yanılıyor muyum? yani Olabilir belki evet. de o zaman tamam daha geç bir yaşta okumuş olayım. Ee, ondan önce ne vardı? Yani Türkçe'de e, kitap olarak kaynak olarak e, ortalıkta literatürde e, pek de bir şey hatırlamıyorum ben belge yayınlarının e, yayınladığı Eve Terno'nun kitapları vesaire dışında. Bir de işte bu benim e, ilk iletişimden çıkan kitabım vardır 91 veya 92'de Türk ulusal sorunu ve Ermeni sorunu. Ben diye. ben ben zaten onunla karıştırdım. İmge'den çıkan kitabı. E, i̇mge'den çıkan 99'da bu kitap iletişimden çıkan 92 yılıdır galiba. Yani o konuda da Ahmet İnsele çok teşekkür etmem lazım. Ben üniversite için şey o proje için bir şeyler karaladım. Ondan sonra da Ahmet'e yolladım Ahmet İnsele. Ee, ya böyle bir şey yazdım. Ya belki biri kimde bir makale olarak çıkabilir mi acaba diye. O da ya sen ne diyorsun? Şunun üzerine biraz çalış da bunu bir kitap yapalım biz dedi ve kitap olma hikayesi de odur. Fakat oradaki Ermeni soykırımı anlatılmasından alıntılar yaparak benim karşıma çıkarmayın lütfen. <laughs> Yok <laughs> yok yo, zaten işte biraz biraz daha aslında bunu anlamak istiyorum yani oradan bugüne gelişte hem sizin tarih anlatınızda bu konuya dair ne değişti hem de literatürde özellikle Türkçe literatürde biz şu an Türkçe konuştuğumuzda yayını Türkçe yaptığımızda göre ne değişti çünkü epey farklılıklar var ama oraya gelirken de bunu buna buna ara ara, ara hatırlatacağım ee, özünde şunu sormak istiyorum bu son kitap Ermeni soykının kısa bir tarihi birkaç tane ana tespidiniz var. Bunlar bazıları belki zaman içinde olgunlaştılar. Bazıları daha yeni vardığınız bazı sonuçlarla ilgili. Bunların üzerinde biraz daha duralım istiyorum. Bunlardan bir tanesi soykırımı bir an değil ki elbette ki bir andan ibaret tarihsel olarak ama bir süreç olarak ele almanın daha sağlıklı olacağını söylüyorsun. Ve bu sürecin içerisine de Ermeni soykırımı elbette belki Sayfo, Seyfo Süryani soykırımı evet ama aynı zamanda da bütün o ee, geç Osmanlı döneminde yani modernleşme, tanzimat modernleşmeleriyle başlayan süreçten işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda belki Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan dönemde e, aslında bir Hristiyansızlaştırma ve e, Anadolu topraklarını, da Osmanlı İmparatorluğu sonra Türkiye topraklarını Türklük ve Sünnilik belki Müslümanlık üzerinden e, demografik olarak yeniden inşa etme e, olarak da değerlendiriyorsunuz. E, bu süreci biraz anlayabilir miyiz? Temel dinamikleri neydi bunun? Ee, ana problem Osmanlı'nın sürekli toprak kaybetmesi. Ee, Osmanlı'nın sürekli toprak kaybetmesinin nedeni de e, özellikle Fransız devrimiyle birlikte Osmanlı Hristiyanlarının eşitlik istemeleri. Yani bugünkü Kürtler gibi. Bir politik eşitlik, iki sosyal reform. Örneğin Sırbistan'da daha çok bunlar köylüler ve e, Osmanlı yöneticileri veya yeniçeriler orada toprak ağası durumundalar. Osmanlı hükümeti Hristiyan topluluklarının eşit ve eşdeğer bir arada yaşama arzularına tepki gösterdi. Bunu bir güvenlik tehdidi olarak algıladı. Bunu kitapta ana tezlerden birisi olarak Müslüman hoşgörüsüzlüğü olarak formüle ediyorum. Yani Hristiyanların eşit ve eşdeğer koşullarda yaşama arzuları ülkenin birliği ve bütünlüğüne yönelik bir tehdittir diye görüldü ve sonuçta hakikaten de ülkenin birliğine ve bütünlüğüne yönelik bir tehdit oldu. Yani Osmanlı kendi istemediği şeyi izlediği politikayla kendi başına açtı. 1878'de gelindiğinde artık Sırpları kaybetmişlerdi, Romanya'yı kaybetmişlerdi, Yunanistan'ı kaybetmişlerdi onların gözünde Ermeniler artık bu dalganın son unsurlarıydılar. Onun için de 1878'deki Paris şey Berlin anlaşmasında Ermenilere verilen reform sözlerini bir güvenlik tehdidi olarak gördüler. Ee, sıkça da vurgulanan bir şeydir. Bu durumda hani bu korku aslında hoşgörüsüzlük dediniz ve aslında toprak kaybede kaybede biraz da Anadolu'ya çünkü Mezopotamya coğrafyasında kaybedeceklerini çok düşünmüyorlardı sanki bilmiyorum. E, ama Anadolu coğrafyasında bir sıkışmışlık hissi ve e, Ermenilerin de oradaki o dediğiniz gibi tehdit e, olarak algılanması da belki sürecin önemli bir parçası o zaman. Büyük ölçüde aslında Anadolu'yu kaybedeceklerini e, Balkan Savaşı ile birlikte iyice anladılar. Bu kitapta bir tane Van valisi Cevdet'e ilişkin bir telgraf yayınladım. Çok önemli bir telgraf. Cevdet orada yöneticilerin ruh halini veriyor. Diyor ki, beklemeyelim artık. Beklersek Rumeli'de başımıza gelen gelecek. Onun için Ermeni soykırımı bir anlamda ön tedbirdir. Yani ne olur ne olmaz diye alınmış bir tedbirdir. Eğer biz bu tedbiri almazsak Ermeniler de Yunanlılar gibi Rumlar gibi Bulgarlar gibi ayaklanırlar ve toprağı kopartırlar bizden. Onun içinde soy soykırım bir ön tedbir olarak alınmıştır. Bir güvenlik önlemidir. Buna biz literatürde kalıcı güvenlik tesis etmek diyoruz. Sorunun kaynağı olanı bütünüyle Ortadan kaldırmak yapılan bu oldu aslında. Yani Talat Paşa'nın deyimiyle sizin de iletişimden çıkan kitaplarınızdan biri olan Ermeni meselesinin hallolunması meselesi, yani kökünden çözülmesi meselesi. Evet, şunun altını bir daha çizeyim. Bu çok önemli bir husus. Soykırım savaş sırasında çıkan bir takım ihtiyaçlar nedeniyle başvurulmuş bir yöntem midir? Yoksa Soykırım aslında daha derin, daha temelden var olan bir soruya mı verilmiş cevaptır. Süreklilik tezini oradan kurdum zaten. Esas Talat Paşa'nın 26 Mayıs 1915'te Sadrazamlık makamına yazdığı bir mektup vardır. O mektupta niçin Ermenilerin sürülmesi gerektiğini şöyle anlatıyor. Diyor ki Ermeni reform meselesi denen mesele bunu bir gaile, bir problem olarak tanımlıyor. Yabancı devletlerin iç işlerimize müdahalesine yol açıyor. Onun için bu gailenin, bu sorunun tamamıyla ortadan kaldırılması için bir tedbir alıyoruz. Ermeni reform problemini ortadan kaldırmak için soykırım gündeme getiriliyor. Çok ilginçtir. Bakın iki tane yani süreç dememin sebebi de oydu zaten kitapta. 1895 ile başlayan büyük katliamlar. Sasun biraz tetiklemiştir aslında 1894'te. 95, 96 hatta 97'ye sarkan katliamların ana nedeni 1895 yılında Büyük kuvvetlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahale ederek verdikleri reform paketidir. Ve Abdülhamit çare görmediği için 17 Ekim 1895'te bu reform önerisini kabul eder ve katliamlar başlar sonra. Yani iddiam o ki yabancı ülkelerin Osmanlı'ya zorla kabul ettirdikleri reform paketiyle katliamlar arasında doğrudan bir ilişki var. Aynı ilişkiyi 1914 Şubat reformuyla kuruyorum. 1914 Şubat reformu Osmanlıların hiçbir biçimde imzalamayı istemedikleri bir reformdu ve savaşa girer girmez de ilk yaptıkları iş zaten o iki valiyi hemen görevden uzaklaştırmak ve e, o anlaşmayı geçersiz saymaktı. E, e, bu anlamda bir söz ediyorum. Burada devamlık derken ama şunu kastetmiyorsunuz. Yani işte 1878 Berlin Kongresi'nden başlayarak bu meselenin büyümesi, batılı güçlerin, büyük güçlerin diyelim Ermenilerle ilgili reform talep ediyor olmaları, bunu bir baskı aracı, diplomatik bir araç olarak Osmanlı Devleti'ne karşı kullanmalarıyla başlayan süreçte o soykırımcı irade hep vardı ve nihayetinde aslında o dönemden başlayarak bunun geleceği belliydi demiyorsunuz. Orada türlü türlü tercihlerde her zaman bulunabilirdi. Şimdi hakikaten bu programı teori tartışmasına çevirmek istemem. Ama kitapta e, bu konuda yapılan ciddi teorik analiz var giriş bölümünde. O da bizim e, alanımızda intentionalist yani e, bir şeyin, kasta bağlı olarak yapılması teziyle şartlara bağlı ortaya çıkma argümanı daima çatışan iki uçtur. Hala kasta ilişkin de aynı açıklama yapılır. Auschwitz Ermeniler şeylerin Yahudilerin fırınlarda yakılmaları 1923-25'te yayınlanan Mein Kampf kitabının Hitler'in kavga kitabının içinde var mıydı yok muydu? Yani dolayısıyla sadece e, e, kitaptan 1925'teki kitaptan Hitler'in kitabından toplama kamplarında Yahudilerin imhası arasında düz bir çizgi mi vardır? Yani önceden vardı bu sadece koşulu bekledi, uygun anı bekledi ve uygun anda bunu yaptı. Yoksa hayır yani o orada yazılmıştı ama Auschwitz onun içinde yoktu. Yani genel bir bu bir problemdir gibi bir tanım vardı. Auschwitz 1941'de Rusya'ya büyük operasyonun başlamasıyla birlikte o koşulların dayatmasıyla ortaya çıktı. Bu da e, bizim e, functionalist dediklerimiz. Şimdi Türkçe'sini nasıl diyeceğimi bilemiyorum. E, i̇şlevsel diyebiliriz herhalde. İşlevsel ekibin iddiasıydı hala yani doğru ortalarda bir yerde. Bizde de e, Ermeni soykırımı kırımı, e, Kürtler, Türklerin işte e, kültüralist nedenlerle Türklere has kültür nedeniyle barbardırlar saldırgandırlar nedeniyle olmuştur. Türklere ait bazı kültürel egemen duygular buna yol açmıştır. İşte Türkler zaten Orta Asya'dan beri böyle bir barbarca düşmanca duygularla gelmişlerdir. Diğer argümanda bunu daha çok işte Joy Winter veya Ronald Sunni gibi Akademisyenler bunların tezlerin hepsini ciddiye almak gerekiyor veya Donald Blaksam o arkadaşlar da hayır yani böyle bir e, sürekliliği ideolojide kurmak yani ideolojide süreklilik yerine e, süre, e, gerekçeyi şeyde aramak savaşın koşullarında aramak yani e, ideolojinin olmadığı anlamında söylemiyor bu, buna karşı çıkan akademisyenler böyle bir ideolojik işte panturanizm veya Müslüman hoşgörüsüzlüğü yok demiyorlar. Dedikleri şu, böyle bir ideolojik tutum olsa bile örneğin niye 1911'de olmuyor, niye 1905'de olmuyor, niye 1890'da olmuyor da 1915'in Mart ayında oluyor. Yani ana e, itici, ana dest vurucu bu kararı almaya yönelten dolayısıyla dönemin koşullarıdır. Dolayısıyla akademisyenler arasında dönemin koşullarıyla uzun vadeli faktörler arasında daima bir tartışma vardır, diyalektik bir ilişki vardır. Ben kitapta bunu şey üzerinden kurmadım, ideoloji üzerinden kurmadım. Yani bu sürekliliği daha da ileri giderek yapısalcılık üzerinden kurdum. Yani Osmanlı yöneticilerinin reform problemlerine yaklaşım tarzı nedeniyle bu noktaya çıktığını söyledim. E Az önce de vurguladınız yani Berlin Kongresi 1878 e, orada bir reform vaadi var. Ayas Stefanos Anlaşması'nın 16. maddesi Berlin Kongresi'nin e, 61. maddesi oluyor. Ama e, Abdülhamit yaklaşık bir 17-18 yıl e, bu anlamda reform sözünü yerine getirmeden e, bir, bir süreçte bir, bir anlamda soğuruyor Ermeni reform e, taleplerini. E, 1895'e geliniyor dediğiniz gibi e, orada geri adım atmak ve bir reform sözü vermek zorunda kalıyor. Buna karşılık da işte Sason dediniz belki onun da bahanesiyle pek çok Anadolu'nun pek çok yerinde yerel katliamlar gerçekleşiyor ve e, aslında, aslında baktığımızda da çok yoğun bir şiddet. Yani gerilim belli ki çok yüksek, yerelde e, yani merkezden ö, ö, örgütlendi yoksa yerelde başka türlü şeyler oldu falan gibi tartışmalar dediğiniz gibi çok tarihi yazımında var ama nihayetinde yerelde uygulanan e, şiddetin belli ki gerekçesi en, en azından gerilim anlamında toplumlar arası vardı. Buna karşılık Abdülhamit'e neredeyse nefretle diyebileceğim bir şekilde yaklaşan ihtiyaçlar yani bir devrimle onu deviren ihtiyaçlar onun 1894-95-96'da yaptığı katliamların çok daha yaygın sistematik olanını uyguladılar. Sanırım burada da aslında yine o bahsettiğiniz tabii ki savaşın koşulları ama aynı zamanda siz kitapta birikmiş bilgi diyorsunuz. Yani o birikmiş bilginin de etkisi olsa gerek. Yani Abdülhamit de aynı şeyi çare olarak görüyor. İttihatçılar daha büyük ölçüde Abdülhamit'le çok zıt bir noktada olmalarına rağmen siyasi olarak. Evet çok önemli bir hususu çizdi. Şimdi tabii özellikle Abdülhamit dönemine ilişkin yeri gelmişken parantez kısa bir bilgi vermek isterim. Dinleyiciler açısından önemli. Bugüne kadar herkes işte Abdülhamit merkezden emir yolladı ve bölgelerde Ermeniler öldürüldü. Yani bunun merkezden giden bir otoritenin, emrin ürünü ve planlı bir katliam olduğu düşünülürdü. Genç akademisyenlerimiz var. Bunların isimlerini şimdi tek tek burada saymak istemiyorum. Çok yetenekli, çok değerli genç akademisyenler. Bunların yeni bulgularını herkesin ilgiyle takip etmesini isterim. Ee, hocam şu hocam şey. ama ben araya gireyim belki yani birini unutursunuz diye siz söylemek istemeniz ama. Tabii, evet. e, iz, izleyiciler çok merak ediyor ve çok kaynak soruyorlar her zaman biz bu konuda konuştuğumuzda. Dolayısıyla birkaç kitabın en azından adını e, verirseniz meraklı meraklı insan çok bayağı insan da şu an bizi izliyor. E, yani şey bizim böyle yakından takip eden ve okumak isteyen bir takipçi e, izleyici kitlemiz var. Onları da tatmin etmiş oluruz. Ama bunların henüz daha Türkçeleri çıktı mı onu bilmiyorum. Onun için ukrayola tutmak Bize, Bize de şey olur biz de çeviririz basarız güzel Tabii, olur. Tabii bu şeyde örneğin Paris Bogosnubar Library'nin düzenli bir dergisi vardır. O dergide Abdülhamit dönemi üzerine özel bir sayı yaptılar. Ben de bir konferans düzenledim yani Abdülhamit dönemi üzerine. Şimdi aklıma gelen isimler Robert Owen'ın çok, çok önemli bir makalesi vardır orada. Edip soy ismini hatırlayamadım. Edip'in çok değerli çalışmaları var. Ben isim tutmada çok kötüyüm. Oradaki çalışmalarda Edip Can şimdi işte problem önceden şey yapsaydık yazardım isimleri. Ümit Kurt örneğin 1890 Adana şey için Antep için yazdı. Yani hakikaten çok benim bildiğim Emre çalışıyor 1895 üzerine. Şu iki tane bilgi önemli dinleyiciler için. Birincisi merkezden gitmiş emir muhtemel yok. Yani 1895 katliamları büyük ölçüde yerel inisiyatifler. İkincisi bazı, şimdi genel bir kanı vardır. Hamidiye alayları işte Sultan onun için kuruldu ve Hamidiye alayları Ermenileri öldürdü. Şimdi bu genç çalışma araştırmacıların çalışmalarıyla biliyoruz ki örneğin bazı bölgelerde şaşırtıcı bilgiler bunlar. Hamidiye alayları Ermenileri koruyorlar. Yani Diyarbakır civarında oluyor böyle bir olay. Yani bu şeyi gösteriyor bize. Hakikaten e, Ermeni soykırımının detayları konusunda genel geçer bilgilerimizin ötesinde önemli bilgiler ortaya çıkıyor ve bunları bilmekte büyük fayda var. Ee, diğer ikinci bir husus bu birikmiş bilgi sorunu. Hakikaten e, benim ana argümanım Osmanlı'nın 19. yüzyılda yaşadığı travmaların etkisiyle Ermeni soykırımına veya Ermeniler önlük politika izlediği nedir bu? reform reformun bastırılması yeniden ayaklanma ve ayrılma bu sacı ayağı hemen hemen her olayda oldu Sırp Yunan Bulgar Girit bu tür olaylarda yaşandı ve bu birikmiş bilgi kümülatif bir bilgi Osmanlı'nın kendi tepkisini esas olarak belirledi ve harekete geçirdi diyorum Evet Peki burada ikinci meşrutiyetin ilanı e, yani terakkinin, terakkinin itaatçıların e, Jön Türklerin hayalinin bir anlamda gerçek olması yani meşrutiyetin geri gelmesi anayasanın e, yeniden geçerli olması. Bir yıl sonra Adana katliamları, 31 Mart olaylarından sonra Abdülhamit'in hali e, ve Ermenilerin bu e, meşrutiyet karşısında duyduğu büyük sevinç. E, yani şu fotoğrafta e, Galatasaray Meydanı'nda Galatasaray Lisesi'nin önünde e, görüyoruz. Tam merkezde bir Ermeni din adamı var. E, etrafta da muhtemelen çok sayıda Ermeni ve Türk bir arada, Müslüman bir arada. E, i̇kinci meşrutiyet böyle Osmanlıcılığı e, böyle bir mutluluk anı gibi eşitliği e, bir süreliğine e, bir ihtimal olarak gösterdi e, sanırım ama oradan dönüş de çok hızlı oldu. Yani iktidarların iktidarı ellerine alıştılar. Özellikle 1913'te e, bir iktidar darbesiyle. Ee, ele almaları ama aynı zamanda da sizin de dikkatini çektiğiniz gibi Ermeni reformu mu e, Rusların baskısıyla kabul etmek zorunda kaldıkları taşnaklarla ittihat e, e, koalisyonlarını bozumaların neden olan yani bir karar anı arasak yani gerçekten e, bu bu suçun e, ne ne zaman plan süreci konuştuk ama ne zaman kararlaştırıldığı ki e, çok geniş bir zeminde kararlaştırılmıyor bir klik büyük ölçüde buna karar veriyor ve uygulanmasını sağlıyor diye anlıyorum sizin de yazdıklarınızdan. Karar anını nereye koyabiliriz? Nereye ee, yerleştirebiliriz? Bir şey demin söyleyecektim unuttum onu hemen ekleyeyim. Abdülhamit'le e, Talat ve iddiatçılar arasındaki benzerlik veya farklılık hakikaten e, Taşnak Stuyun ve e, iddiat terakki birlikte eylem yaparak devirdiler Abdülhamit'i. 1908 devrimi onun ürünü oldu. Eee kitapta yazdım onu zaten çok bilinen bir e, anekdottur. Vartkes, Ermeni milletvekili e, sürülmeden önce Talat'la bir konuşma yapar ve orada eee Talat'a e, der ki ya yani böyle şeyler yapıyorsunuz siz şimdi Abdülhamit'in yaptığını mı yapacaksınız bizlere? Evet diyor. Biz diyor onu yanlış anlamışız diyor. Doğrudur diyor. Abdülhamit'in yaptığını yapacağız geç olarak ama sonradan Talat'ın Abdülhamit'in 30 yılda yapamadığını biz 2 yılda yaptık diye övündüğü de söylenir. E, bir dönüm noktası aramak, e, iki ayrı şey için dönüm noktası arayalım. Birisi e, Taşnak e, İttihat Terakki İttifakı'nın bozulması 1911 yılıdır. 11'in e, yazında aslında almıştır Taşnak Sütün parti kongresi bu kararı. Sebebi de e, hiçbir Ermeni reformunun gerçekleştirilmemiş olmasıdır. E, bunun nedeni de bölgedeki toprak ağlarıdır bu ee, iddiaatçılar bir ekip kurarlar bu ekip e, işte gidecektir e, bölgeye orada e, reform için adımlar atılacaktır fakat hiçbir adım atılmaz bunun için kendilerine verilmiş sözler yerine getirilmediği için 15'te karar olmasına rağmen genellikle taşnaklar biraz farklı e, Otonom bir örgütlenme stiline sahiptir. Dünya bürosu bu kararı alıyor ama son nihai Batı bürosuna bırakıyor. Batı bürosu bir yıl daha erteliyor ve 1912'nin yazında Taşnak İttihatçı ilişkileri resmen sona eriyor. Ama buna rağmen 1914 seçimlerinde Taşnak milletvekilleri var. İkinci önemli dönüm noktası bence 1914 Şubat ayıdır. Ben... Yani bunun kanıtını gösteremem ama işte demin söylediğim Talat Paşa'nın e, 26 e, Mayıs tarihli mektubu çok önemli. Onu kelime kelime okumak gerekiyor. Orada diyor ki Talat bu reform nedeniyle yabancı ülkeler iç işlerimize müdahale etmeye başladılar. Kastettiği de e, Şubat 1914 reformudur ve biz diyor bu problemi o tarihte esasdan çözmek için bazı düşünceler geliştirdik diyor. Ama diyor sonra savaş nedeniyle geçici bazı tedbirler aldık diyor. Ne o geçici tedbirler işte Maraş'ta olan, dört yolda olan, e, zeytunda olan, o bir takım geç, geçici önlemler diyor askeri nedenlerle aldık o geçici önlemi. Şimdi diyor bu meseleyi artık kökünden halletmek zamanı gelmiştir. Dolayısıyla bu telatin ifadelerinden kalkarak ben Şubat'la birlikte bunların ya bu iş başımıza büyük bir şey açacak onun için bu konuyu kökten halletmemiz lazım diye düşünmeye başladıklarını biliyorum, tahmin ediyorum yani. Artı bir cümle daha belki önemli. 1913 Balkan Savaşı bittiği zaman İstanbul'da bu bilgi e, Kuşçubaşı tarafından bize verilir. Celal Bayar anılarında bu Kuşçubaşı'nın e, anılarını uzun uzun alıntılamıştır. Orada der ki e, Kuşçubaşı Eşref Anadolu'daki özellikle Ege sahillerinde yoğunlaşmış gayri Türk unsurların temizlenmesi için İstanbul'da ayrı bir gizli hükümet kurmuştuk. Ve bu gizli hükümet Anadolu'dan gayri Türk unsurların nasıl sürüleceğine ilişkin ayrıntılı planlar hazırladı. Dolayısıyla 1913'de başlayan ama esas 1914 savaşa girmeden önce baharında Ege bölgesindeki Yunanlıların, Rumların Yunanistan'a sürülmelerini bu anlamda o sürecin dönüm noktası, kararda dönüm noktası olarak da sayabiliriz. E, bu aslında sizin o yani e, Hristiyanların e, o topraklardan çıkarılmasının bir hedef olduğu yani e, Hristiyanla o gözle bakmamız gerektiğini teyit ediyor. Ama bir taraftan da baktığımız zaman mesela Rumlar için bir reform, Ermeni reformu gibi bir durum yok orada bir tezat yok mu Rumlara ilişkin gerçekten herhangi politik hareketlerinin reform gibi bir talebi var mıydı yakından bakmak gerekiyor ben Rumca bilmediğim için bir şey söyleyemem ama Balkan Savaşı kaybedildiği an Ege bölgesindeki Rumların Yunanistan'la birleşme arzularının çok büyük bir tehdit teşkil edeceğine inanıyorlardı. Yani İstanbul'da parlamentoda bunu daha sonra iddiatçıların kendileri argüman olarak da kullanırlar. Bazı Rum milletvekilleri aynı zamanda Yunanistan vatandaşıdırlardı. Yani bu bugün için çok olacak bir şey değil, e, kolay bir şey değil bugünkü ulus-devlet anlayışımızda. Dolayısıyla Rumların varlığı, bir de sayıları Ermenilerden daha çok biliyorsun. Hı hı. Yani er, Rum nüfusu bütün Anadolu'da iki buçuk milyonun üzerinde. Yani Ermeni nüfusu e, kilise sayılarına göre bile iki milyon civarında. Sonuçta 1.8'de şey yaparlar. Dolayısıyla e, birinci korkuları çok ilginç bir detay bu senin söylediğin. 1913-14'e ilişkin henüz gündemlerinde Ermenilere ilişkin özel bir korku yok. Yani bunu görmüyoruz biz. Asıl korku 13'te Rumlara yönelik. Ve ee? Rum şey de durduruyorlar daha sonra biliyorsun. Yani 1 Kasım 1914 ile birlikte Ege bölgesinden Rum göçü durdurulur. Almanya ile Almanya'nın isteğine uyularak bu yapılır. Ee, 1 Kasım'da işte cihatın ilan edildi. Yani Osmanlı Devleti savaşa girmiş cihatı ilan ettiği tarih aslında. Yani savaşın başlamasıyla Rumların göçü durduruluyor. Belki de Ermenilerin Ermenilerle ilgili plan e, devreye giriyor. Belki bir insan kaynakları yönetimi bile olabilir. Şu an tamamen farazi konuşuyorum ama. Yani ona belki gireriz sonra. Evet ben de öyle bir kanaate sahibim ama bir bilgi daha vereyim. Ee, Rumları Yunanistan'a sürüyorlardı. Yani imha yoktu. Ciddi bir biçimde İttihatçılar yani ne kadar ciddi yani şimdi ben bir tane kaynağa bağlayarak ciddi dedim ama ee, Enver Paşa'dan ve ee, Enver Paşa'nın bir şeyinden biliyoruz. Ee, Hüseyin Cahit'le yaptığı bir konuşmada Hüseyin Cahit'in kendisi aktarır bunu bize. Ee, bir iki başka kaynakta da daha var. Ee, ciddi bir biçimde ee, Ermenileri de Rusya'ya sürme fikri var. Yani oraya nasıl Rumları Yunanistan'a sürdük? Anadolu'da sorun olacak Ermenilerde de Rusya'ya sürelim. Sonra vazgeçerler çünkü Rusya savaşa girdiği zaman o Ermeniler geri gelirler diye. Yani Ermenileri evet. sürecekleri yer yok. Asıl önemli olan o. Ee, az önce e, sizin söylediğinizi bir de Ermeni tarafından ben biraz özetleyerek mümkün mertebe anlatmaya çalışacağım. Tam o Balkan Savaşı ve sonrası reforma giden yol, reformdan dolayı sıkışmışlıkları, ihtiyaçların Talat Paşa'nın tehditvari sözleri yani biz artık bunu yapacağız karar verdik gibi. Ee, gerçekten Balkan Savaşı ile birlikte İttihat Terakki yönetiminin zayıflaması, Edirne'nin düşmesi vesaire dönemlerinde karar veriyor Ermeni e, siyasi partileri daha ziyade taşnaklar reform konusunu uluslararası zemine taşımayı. Yani ve bunun içinde daha önce yani beraber hareket ettikleri halde İttihatçılarla hazır bu zayıf anı bulmuşken ve de ee, İttiharçılar bugüne kadar reform konusunda verdikleri hiçbir sözü tutmamışken kaldı ki burada da işte aslında toprak reformu önemli bir parçası değil mi? Yani Abdülhamit döneminde el konulan el değiştiren e, mülklerin toprakların Ermeni sahiplerine geri verilmesi meselesi çok hayati orada bir beklenti var muhtemelen taşnakların kendi toplumsal zemininde de böyle bir beklenti var. İttihatçılar bunu zamana yayıyorlar, sözler veriyorlar ve tutmuyorlar. Tutmadıkları için de Ermeni tarafının hayal kırıklığı biz bu zayıf anlarında bu meseleyi uluslararası alana taşıyalım ve dış baskıyla e, çözebiliriz gibi beklenti yaratıyor. Orada gerçekten de türlü resleşmeler var. Yani ben de biraz okudum çalıştım bu konuyu. Zohrab'ın günlüklerinde, Vahan Papazya'nın anılarında, Karekin Pastırmacı'nın anılarında e, sizin dediğinizi destekleyecek şekilde... Talat Paşa'nın şunu dediğini hatırlıyorum, sanırım Vahan Papazya'nın anılarındaydı. Ruslar sobadan kestaneleri almak için sizi maşa olarak kullanıyorlar, e, buna izin vermeyiniz gibi bir şey söylüyor. E, ve de orada kritik bir aşama var, tam bu reform paketleri, programları gidiyor geliyor konsolosluklar arasında, e, taşnaklar işin içinde, ihtiyaçlar işin içinde ama aslında böyle Ruslarla biraz böyle e, Almanlar arasındaki denge belirleyecek gibi biraz daha o reformun olup olmayacağını ba bir reform önerisiyle gidiyor iddiaçlar ve Zohrab da bunu alıp Ermeni tarafına bakın iddiaçlar böyle bir şey sunuyorlar diyor. Bir beklentisi de var Zohrab'ın. Zohrab biraz ikna olmuş gibi görünüyor ama taşnaklar bunu reddediyorlar. Çünkü inanç yıkılmış, kırılmış, hayal kırıklığı var ve yapmayacağını iddiaçların şey oluyor. Ben oradaki kırılmanın mesela çok hayati olduğunu düşünüyorum. Yani Zohrab da sonra biraz küskün bir halde ee, geri dönüyor ve orada taşnakları aslında iddiaçların o güveni kaybetmiş olmaları yani iki tarafında birbirinin güvenini kaybetmiş olması ilginç bir şekilde nihai bir sonunda hazırlayan bir etken oluyor sanki. Ee çok önemli bir hususa değindin. Bu anılarda hakikaten 1913'te ilk e, reform konuşmaları çıktı ama iddiatçılarla e, taşnaklar arkadaş da zaten. Yani bunu hakikaten onu da eklemek gerekiyor. Çok yakın dostlar birbirleriyle. Sık sık görüşürler. İşte anılarda sen bahsettin baya e, bayağı resleşirler. Yani birbirlerine posta atarlar falan. Hepsi çünkü kendilerini delikanlı olarak da biraz galiba görüyorlar. E, Cemal Paşa açık e, katliamla tehdit eder. E, o o bu kitapta da var. Dadrian onu daha önce yayınladı. E, hakikaten 1912'de Tiflis'te Nubar'ın başkanlığında e, kurulan Ermeni Milli Delegasyonu, ki daha sonra Avrupa ülkelerini e, turlayacaklardır. Oluşturulması ve e, iddiaçıları reform görüşmelerine zorlamaları çok önemli. O e, senin bahsettiğin anılarda da var. Bizimkiler yani Cemal de kendi anılarında yazar, Talat da yazar. Bizi zor koşullarda bize bu zorluğu yapmayın. Biz zaten çok zor durumdayız. Siz bizim zayıflığımızdan yararlanarak bizi arkamızdan vurmayın. İddiaçılardaki şey buydu ve haklısın. Yani o görüşmelerde, kendi aralarındaki görüşmelerde de kırılmanın yaşadığını söyleyebiliriz. E, şunu hatırlatayım, yani epey izleniyoruz. E, bizim ölçülerimize göre izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. E, Yorumlar da bulunuyorlar zaten. Sorular da soruyorlar. Onları e, umarım sizi e, çok geç bırakmadan e, ekrana yansıtacağız bir noktada ve sizden cevaplar isteyeceğiz. E, ama, var benim. Konuşabiliriz sorun Tamam yalnız. Ne güzel. Ee, ama şi, biraz da o zaman şimdi şeye gelelim e, soykırım anına o zaman gelelim yani onun mekanizmasının na nasıl işlediğine dair tabii bu kadar dar zamanda e, biraz zor e, ama savaş başlıyor e, savaşın başlamasından sonra ya savaş başladığında da Ermeniler en azından Osmanlı Ermenileri Sadık Osmanlı vatandaşları olarak 1909'dan sonra askere de alınıyorlar askere gidiyorlar e, işte Patrikhane Osmanlı zaferi için dualar ediyor kiliselerde bunun için dua okunuyor. Ee, Oannes Kılıçdağ'ın yine e, tezinde e, anlattığı üzere e, asker alma dairelerine mesela Sivas'ta çok sayıda Ermeni yığılıyor e, Osmanlı na yazılmak için vesaire. Ama ne oluyor da e, ya da hangi andan itibaren o soykırım mekanizmaları işlemeye çarklar o şekilde dönmeye başlıyor? Ee, daha çok galiba bu konularda çalışılması gerekiyor öyle diyeyim. Ama e, bu kitapta e, hakikaten araştırmamızın geldiği alanımızın geldiği son noktaya ilişkin bilgileri bulmak mümkün. 1914 Ağustosuyla genel seferberlik ilan edildikten sonra Osmanlı yönetimi başta Talat, bölgelerden düzenli Ermenilerin ne durumda olduğu konusunda bilgi istiyorlar. Korkunç bir kuşku ve şüphe var. Ve bölgeden valiler sürekli ya gayet iyi burada herhangi bir durum yok diye rapor yolluyorlar. Hatta Van valisi ya vallahi Van'daki taşnaklar Müslümanlardan daha hızlı savaş için seferberlik halindeler diyor. Bu Osmanlı belgesi. Ya işte demin senin sözünü ettin. Yani e, askere gidenlere mali yardım, manevi yardım, çorap toplama e, işlerinde birçok bölgede aktif olarak katılıyorlar. Fakat sürekli bir korku ve kuşku var. En çok korktuklarından bir tanesi de Ermenilerle özellikle Kürt Alevilerin birlikte hareket edebilecekleri korkusu. O korku ve, biraz bugün de var sanki hocam çok değişmedi bir şey. Son derece haklısın. Bence e, hakikaten önemli bir nokta bu ve e, dolayısıyla en küçük bir eylemi ciddi bir biçimde güvenliğe tehdit olarak yorumlama örneği özelliği var. İki tane çok önemli olay var bunu bize anlatan. Biri Zeytun'da yaşananlardır. 1915'in Şubat-Mart aylarıdır. Diğeri yine Ocak 1915 ve Şubat'ta dört yol civarında yaşananlardır. Her iki olayda bu Zeytun olayı resmini koydun şimdi gayet güzel. Buradaki olay aslında asker kaçaklarıdır. Bir grup asker kaçağı saklanırlar, jandarmayla çatışırlar. Zeytun halkı hiçbir biçimde bu olayı onaylamaz. Ve e, Çünkü hatta, da söyleye, söyleyebiliriz. Bu asker kaçakları meselesi yani Ermeni ihanetine çok kanıt gibi gösteriliyor o inkarcı tarih yazımında da. Yani asker kaçağı olmanın Osmanlı bağlamında özellikle Birinci Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda bile e, Türk ve Müslümanlar arasında da çok yaygın olduğunu bir hatırlatalım isterseniz. Ee, galiba bu kitapta olmayabilir, koymamış olabilirim bilmiyorum ama çok meşhur me, meşhur kelime. Yani be, bizlerin bildiği, benim bildiğim, yayınladığım birkaç tane telgraf var. Ee, örneğin e, bir yerde asker kaçaklarıyla e, güvenlik kuvvetleri arasında çatışma oluyor. Talat'ın ilk sorduğu soru ne biliyor musun? Kaç tanesi Müslüman Kaç tanesi Ermeni? Çünkü bunlar beraber kaçıyorlar askerden. Yani e, Rum var, Çerkez var. Aynı bir aynı kaç, kaçak grubu içindeler. Ekmek yok, yiyecek yok. Köyü basıyor, yiyecek alıyor oradan. E, dolayısıyla e, yani o dönemin Osmanlı yöneticileri açısından da kaçanların Ermeniler olmadığı bilinen bir durum. Yani herkes kaçıyor askerden. E, 19 Sarıkamış'tan sonra Osmanlı ordusunun üçte birinden fazlası kaçak. Yani hı hı. Müthiş bir boyut, çok büyük bir boyuttadır kaçak. İşte zeytundaki bu olayı derhal o zihniyet bir ayaklanma olarak görüyor ve işte Cemal Paşa bütün zeytunu boşaltıyor. Aynı olay dört yolda oluyor. Dört tane e, orada bir İngiliz gemisi var. İngiliz gemisinden birisi çıkıyor. O sırada e, çıkanlardan birisi bölgedeki Ermenilerle ilişki kurmak istediği tahmin ediliyor. Bir tane insan yakalanıyor ve derhal Oradaki bütün e, dört yol civarındaki, İskenderun civarındaki Ermeniler sürülüyorlar. Bu... Yanılmıyorsam kitapta şey var ama yine yerelden giden bilgi merkeze yani İstanbul'a başkente giden bilgi yani vali mutasarrıf hatırlamıyorum şu anda. E, ama halkın destek olmadığını kaçaklara e, son derece de hatta e, onların teslim edilmesi konusunda yetkililere Osmanlı memurlarına görevlilerine yardımcı olduğunu söylüyordu diye hatırlıyorum. Doğrudur. Hem bu Türk kaynaklarına yani Genelkurmay'ın e, yayınladığı kaynaklarda var. Hem Ermeni anılarında var. Hem de Papazyan'ın kendi anılarında bile var. E, şeyin mektubu yayınlanmıştır. E, Katalikos e, Sahak'ın mektubu yayınlanmıştır. Ermeni'nin anılarında. Sahak şey der, e, tamamıyla kooperasyon yapın. Şeyle. Ellerinden geleni yaparlar. Ama değişmez. Bence asıl önemli olan bu Maraş ve e, Dört Yol gibi olayları o paranoyayla yani işte demin onu söyledim bir ön tedbir almak gerektiği kanısı zaten var. Artı işte o sırada Van'daki Bitlis'teki diğer gelişmeler yaşanıyor. Van ve Bitlis 1913-14 yılları Zannediyorum e, tam bir e, detayıyla bilinmesi gereken bir dönem. Çünkü e, imha kararı genele ilişkin değil. İlk önce Van ve Bitlis'e ilişkin alınıyor. Alınış Hocam, tarihi tarih, alınıyor 1914. Evet tarihlerle konuşabilir miyiz diyecek. Yani adım adım ta takip edebilir miyiz? Zeytun'un Zeytun tarihi ne? Zeytun'un tarihi o ileri bir tarih. 1900 15'in Şubat Şubatı. Mart ayı. Yani henüz daha imha bütün Anadolu sattına yayılmış değil. bitlis Van kararı ise 1 Aralık 1914. Şimdi 1 Aralık 1914'te niye orada imha kararı alınıyor? Onu kendi belgelerinde yazıyorlar. O kitaptaki belgede de var. Müslüman köylere saldırma ihtimali olan ve muhtemel bir Ermeni ayaklanmasına önderlik etme ihtimali olan potansiyel diyor. Ya yani bu çok ilginç. Olan bir şey değil. Bir potansiyelin ortadan kaldırılması için e, derhal orada tedbir alınması gerekiyor. Bizim açımızdan önemli benim gibi yani tarihçiler açısından önemli bir husus şu. Biz hep ee, bir sırtın duvara dayandığı noktada yani savaşın yenilgilerinin artması ve bu yenilgilerden sonra yapacak başka bir şey kalmadığı için bu adımın atıldığı teorisi bizlerde genellikle egemendir. Fakat bir Aralık 1914'e baktığın zaman ilginç tarafı şu savaşta henüz çok büyük bir yenilgi ortada yok. Kasım ayında Kafkas bölgesinde teşkilat-ı mahsusa birlikleri oldukça başarılılar. Yenilgiye aralık ortası ve sonuyla yenilgiye dönüşmeye başlarlar. Van ve Bitlis'teki tedbir bu bakımdan yani savaş kötüye gidiyordu bu nedenle alınması gereken bir tedbir değil. Olası gelişmelere yönelik olarak alınacak alınmış olan bir ön tedbir ve bu aralıkta. Şimdi... E, hocam o aralıktan önce e, şu yine fotoğrafını gördüğümüz taş bu da önemli bir dönüm noktası olsa gerek. Bilenler biliyordur ama tekrar üzerine konuşabiliriz sanki. Bu taşnakların Erzurum'da yaptıkları kongre. Yanılmıyorsam 1914'ün ekimi hatta belki de kasımı olsa gerek. Ağustos, e, Ağustos. Ağustos mu? Özür dilerim. E tamam siz anlatın. Burada da önemli bir gelişme oluyor ve aslında belki de köprülerin atılmasındaki kritik anlardan biri de bu. Eee o Evet, evet, yani keşke bir e, Ermenice bilen diyelim, illa Ermeni olması gerekmiyor. Ermenice bilen bir e, tarihçi, genç bir akademisyen, bu 1914 e, Ağustos e, konferansındaki e, tartışmaları ve tarafların pozisyonlarını bize ayrıntılı anlatabilseler. Tam da Avrupa'da savaşın başladığı günler. Yani Osmanlı Devleti henüz girmemiş evet. ama Avrupa'da savaş başlamış savaş başladı. Ağustos'un 5'i ile 7'si arası falan olması lazım bu konferansın. Şimdi günleri ...tam denk getiremeyebilirim. Bahattin Şakir zaten... ...bölgede teşkilatı mahsusayı örgütlemek... ...üzere gitmiştir. Zaten oradadır. Ve Erzurum'da... ...bu konferan kongrede... ...taşnak yöneticileriyle görüşme yapar. Onlara yap, verdikleri öneri... ...ya gelin işte Ağustos'tur bu önemli... ...savaş hakikaten yeni başlamış. Ağustos 1914'tür. Ya gelin... ...şey yapalım... ...beraber hareket edelim... Siz Kafkasya'da or, o şey organizeydin. Ayaklanma organizeydin. Şeye karşı. E, Ruslara karşı. Ve böylece biz de size otonomi söz verelim. Yani şeyde Kafkas bölgesi dahil Ermenilere otonomi sözü verelim. E, tabii ki bunu kabul etmez e, taşnak yöneticileri. E, makul bir nedenle zaten yani Kafkaslardaki taşnakların havası başkadır. Orada gönüllü birlikler oluşmaya başlamaktadır. Aslında sen yazdın bu konuda bir makale biliyorsun. İki kardeşin birisinin bir e, Rus tarafında savaşması öbürünün e, Osmanlı ordusunda savaşması. Aslında bir dramdır. Yani bu e, Yektan Türk Yılmaz e, kendi doktora tezinde ne zaman yayınlayacak bilmiyorum. Çok değerli bir çalışmadır. E, Taşnakların e, Kafkaslardaki e, tutumlarıyla Anadolu'daki taşnakların tutumları arasında ki ilişki burada önem kazanıyor ve bu Ağustos'taki bu teklif kabul edilmez çünkü normal bir, işte, bir karar verirler çok makul bir şey söyler taşnak yöneticileri Erzurum'da derler ki ya tabii yani biz sonuçta e, Osmanlı vatandaşıyız ve Osmanlı vatandaşı olarak savaşa girmemiz gerekiyor ve öyle de yaparlar fakat o sırada e, gönüllü birliklerin oluşmaya başlaması söz konusu. Kitapta belgeleri de var. Bu e, sınır boylarında e, Rusya'ya kaçanlar var, birey olarak. Bunların evlerinin yakılması kararı var ve ayrıca ne kadar Ermeninin, Ermeni gencinin e, sınır bölgesinden Kafkaslara kaçtığına ilişkin detaylı bilgi ve rapor istiyorlar. Yani Ermeniler savaşın başından itibaren Ağustos'la birlikte güvenilmez bir unsur olarak telakki ediliyorlar. Buna Rusya'daki gelişmeler de etkileyince demin o sözünü ettiğimiz e, ön tedbir alma duygusu çok fazlasıyla gelişiyor. Ve ilk hakikaten imha kararının Van Bitlis bir... Aralık 1914 olması önemli. Fakat bunu bütün bir Anadolu'ya yaymış değiller. Yörel bir karar bu orada sadece. Peki 24 Nisan'da İstanbul'da Ermeni aydınların gözaltına alınması, toplanması ve sonra da sürülmesi için Van'daki gelişmeler Sebep gösteriliyor Van'daki evet. e, Ermenilerin ayaklanması, ayaklanma hazırlanması. Dolayısıyla birkaç gün öncesinde gerçekten de yani zaten bir gerilim var ama gerçekten de Van'da önemli olaylar oluyor. Bu durumda Van'daki e, meselenin başlangıcı aslında Nisan ayı Mart ayındaki gerilimlerden önce 3-4 ay önce Aralık ayında e, zaten orada bir plan var. Zaten vali de, valiyi de değiştirerek ayrıntısını sizden isteyeceğim. E, oradaki gerilimi biraz da kendisi de yaratıyor İttihat ve terakki yönetimi. Evet e, ve orada Ermenilere yönelik katliamlar da organize edilmeye başlanıyor. Ve e, bu konuda Duro'nun e, kısa adı olan 1915 Van'ı üzerine yazdı. Ve Van üzerine hakikaten e, çok ciddi kaynakların önemli bir kısmı yayınlanmış vaziyette. Neredeyse gün gün biliniyor orada yaşananlar. E, Aralıktan sonra Ermeni köylerine yönelik ve kasabalardaki Ermeni aydınlara yönelik sistematik bir toplama ve imha etme var yani Tıpkı 24 Nisandaki gibi çok ilginçtir ee, bu kaynaklarda söylüyor işte e, vanın e, gene başkale Sin'in işte bilmem ne köyünden 10 tane entelektüel alınıyor. İşte bunlar Van'a götürülecek diye veya Bitlis'e götürülecek diye yolda imha ediliyorlar. Bu imha zaten şeyde var. Aralık, Ocak aylarında Van bölgesinde oluyor. Ve bunun üzerine köylerdeki, Gevaş'taki, diğer illerdeki, ilçelerdeki Ermeniler Van şehrine doğru kaçıyorlar. Van şehri bir anlamda merkezi katliamdan kurtulmanın yeri haline geliyor. Rakamlar çok abartılı olabilir, ben bilmiyorum, tek tek bakmadım ama işte Amerikan misyonerlerinin anlarında geçer. Doktor Usher'in meşhur bir Van anısı vardır. Van ve civarında 1914 sonu ve Nisan'a kadar. Yani o ayaklanma denen olaya kadar aşağı yukarı 30-40 bin Ermeninin imha edildiği söylenir. Ve bu imha aşiretlerle güvenlik kuvvetleri birlikte hareket ederek yaparlar. Yani işte şuraya şu aşireti gönderin gibi telgraflarda bu ifadelerde yer alır. Dolayısıyla Van hakikaten dönüm noktası olmuştur şey için artık tamam düğmeye basıyoruz denilmiştir. Ama bence Van daha önce alınmış bir karar için düğmeye basmayı sağlıyor. Bu konuda Bahattin Şakir'in kitapta bir mektubunu yayınladım. Bence o çok önemli. Bugüne kadar biz bu mektubu biliyorduk. Aramandonyon yayınlamıştı bu mektubu. 1921 yılında yayınlar Aramandonyan ve genellikle sahte olduğu iddia edilen mektuplardan birisiydi. Yani ben hatırlıyorum Vahak'ın Dadrian rahmetli 1997-98'lerde ben Türkiye'deyken ya ne olur kütüphanelere git bir yap da bulabilirsen Bahattin Şakir'in imzasını bir bakalım kıyaslayalım derdi. Ve nasip olmadı yani o zamanlar. Bir de tabii psikolojik olarak bütün bir kitap e, sahte belgelerle dolu dendiği için özel olarak o imzayla çok uğraşmak aklımıza gelmedi e, şimdi ben e, o imzanın gerçek imza olduğunu yine aslında bazı çalışmalara teşekkür etmek gerekiyor Kudret Emiroğlu'nun Örneğin e, iddia terakki defterlerini yayınlamış olması 1916-17 ee, pardon 1906-1907 yıllarına ilişkin Paris İttihatçı defterlerini yayınlar ve bir de güzel bir şey yaparlar. Onların orijinallerini de e, şeye koy, CD olarak koymuşlardır kitaba. Dolayısıyla mektuplarda yüzün üzerinde Bahattin Şakir imzası var. Ve ben o Bahattin Şakir imzasıyla e, kitapta da <laughs> yayınladığımız imzayı kıyasladım. Aynı imza olduğu belli. Ve tarih e, 3 Mart 1915. 3 Mart 1915'te Bahattin Şakir Ermenilerin imhasına ilişkin toplu kararın alındığını söylüyor. Zannediyorum Sarıkamış yenilgisi burada çok büyük bir faktör. Hiç belki üzerine düşünmediğimiz bir faktör daha söyleyeyim. İddiatçıların kendi kişisel tecrübeleri. 1914 Ağustos'un şeyinde 1914 Aralık'ında Bahattin Şakir Ardahan'dan ölümden Kılpa'yı kurtulur. Oraya Ruslar alırlar Aralık'ta ve Ruslara önderlik eden de Ermeni Gönüllü Birliği'dir. Ve Ermeni Gönüllü Birliği'nden olanlar Türkçe konuşmaktadırlar. Ve Türkçe kan konuşarak kandırırlar e, oradaki teşkilatı mahsusa elemanlarını ve gafil avlarlar ve Bahattin Şakir son anda kaçarak kurtulur. Zannediyorum zaten hareketin en e, radikal unsuru o. E, baz, bazı telgraflarında Ekim 1914'te bile İstanbul'a geleyim, İstanbul'a geleyim bir şey konuşmamız lazım diyor sürekli. Yani o daha çok imhadan yana ve zannediyorum o kaçıp geldikten ve eee Sarıkamış yenilgisinden sonra artık iddiatçılar bu kararı almışlar kesin. Van bir nevi artık alınmış kararın hayata geçirilme aşaması. Için. Bu, bu Rus tarafından gelen gönüllü birlikler tabii ki işte o Ermeni ihaneti ee, söylemine çok e, zemin sağlıyor. Siz de dediniz orada gerçekten bu tarafta yani Türkiye tarafından sınırı geçip o birliklere katılanlar varlar ama o birliklerin yapısı hakkında ne söyleyebiliriz? Çünkü Rusya, çar, yani Çarlık Rusyası vatandaşı olan, Rus vatandaşı olan Kafkasya'da yaşayan e, Ermeniler onun ağırlıklı şeyini oluşturuyor. Yani aslında bir anlamda e, kendi e, ait oldukları, vatandaşı oldukları ülkenin de savaşında bir e, yer alıyorlar ve az önce sizin dediğiniz gibi ee, Ermeniler iki cephenin iki tarafında aslında bir anlamda da bölünmüş durumda. Ama Ermeni gönüllüleri dediğimiz şey Türkiye'de tamamen Ermeni ihanetinin e, bir e, kanıtı olarak da e, sunuluyor. Dolayısıyla, dolayısıyla orayı biraz daha tarihsel olarak e, açabilirsek e, anlaşılmak adına daha iyi olur sanırım. Evet bu önemli bir soru. Ee, genellikle e, literatürde de e, hakikaten Kurban grubun bazı eylemlerinin diğer fail grubu provoke edip etmediği üzerinde biçiminde tartışılır. Bu anlamda Ermeni gönüllü birliklerinin ve Kafkas Ermenilerinin eylemliliklerinin iddihatçıların imha kararı almasında rolü nedir konusunda bir grup bazı akademisyenler özellikle bu çok provokatif olmuştur tezini kullanırlar. Ben kendim benim kanaatim o değil. Ben bu birliklerin e, varlığının ideolojik olarak kullanıldığı taraftarıyım. Yani e, bu kasıtlı bir biçimde propaganda amacıyla kullanılıyor. Bu birliklerin yapısı şöyle. E, aşağı yukarı altı tane birlik kurulur. Kitapta bunun sayıları ve şeyleri var. Kim hangisinin başındadır. E, ve e, üyelerinin önemli bir kısmı sadece Kafkas Ermenileri değildir. Diasporadan Ermeniler gitmiştir oraya. E, Romanya'da özel bir ekip vardır. O Ermenileri taşır. Osmanlı Büyükelçilik raporlarında bu yer alır. Fakat bir bilgi vereyim. Osmanlı'da bir imparatorluk Rusya'da bir imparatorluk Rusya'da Osmanlı'da çok akıllı aslında Rusya bütün Ermenileri Kafkas Ermenilerini Kafkasya'da savaşa sokmaz orada askere aldıkları Ermenileri silah veriyor eline kendisine sorun çıkarabileceğini düşündüğü için büyük bir kısmını aslında Batı cephesine gönderirler yani Rus Ermenilerinin önemli bir kısmı Batı cephesindedirler Osmanlı'da da aynı şekilde Osmanlı Çerkezleri gücüleri daha doğrusu Çerkez değil Gürcüleri özellikle özel birlikler kurmak ister. Özel Azerilerden birlik kurmak ister. Yani her imparatorluk bünyesindeki azınlık toplulukları kendi askeri stratejileri için bir biçimde kullanmaya ve örgütlemeye çalışıyor. Şimdi bu Ermeni gönüllü birlikleri altı tane olan birliklerin savaşın bütün gidişi açısından rolleri çok önemli değil ve zaten tuhaf bir bilgi olarak e, alabilir arkadaşlar bunu. E, bu birlikleri sonra Rusya Ruslar askeri önemi olmadığı için kıymeti olmadı hayır olmadığı için dağıtıyorlar. Şimdi işte bunlar propaganda amacıyla sonra kullanılıyor. Evet. Ama yani şöyle işte bunları siz biliyorsunuz tabii. Yani bütün Ermeniler çok iyi içinden biliyorlar. Sarıkamış'ta işte Enver Paşa'yı Enver e, bir Ermeni asker kurtarır biliyorsun. Sırtında taşır o adam onu. Ve Ermeni kurtardığı için Kayseri'den geçerken özel olarak Kayseri e, papazına büyük şükranlarını ve telgraflı teşekkürlerini bildirir. Sonra yazılı olarak bildirirler Ermenilerin e, bu Sarıkamış Savaşı'nda enveri kurtarmalarına ilişkin. Ne olur? Bunlar tabii yok ediliyor. Sonuçta e, ihanet belgeleri üretiliyor ve Ermeniler bizi işte Çanakkale'de arkamızdan vurdu. Çünkü Çanakkale'nin bir suçlusu lazımdı. Bir, bir küçük parantez hocam. Ben yani Türkiye'de sistematik inkarın yani devlet tarafından üretilen topluma e, belletilen, kabul ettirilen ve e, aslında e, yoğunda mesai, zaman, para harcanan, ama içi İçikov o inkar mekanizmasının temellerinin de yani Cumhuriyet döneminde de elbette bu geliştirilmiştir ama bizzat iddiaçlılar tarafından yapıldığını, atıldığını e, düşünüyorum. Yani zaten bir beyaz kitapları var 1916 ya da 17'de e, siz beni düzeltin yayınlanan. Yani soykırımın bizzat faili olan iktidarın e, aynı zamanda bunun bir soy, soykırım tabiri o zaman yok ama bunun bir suç olmadığını ve işte bir tedbir, savaş tedbiri olduğunu anlatmak üzere kanıtlarını kendilerince toplayarak yarattıkları söylem, propaganda Cumhuriyet döneminde de işte 1950'lere kadar Esat Uras'a kadar belki çok gerekmedi ama Esat Uras'tan başlayarak hatta bugünün o devletli tarihçileri tarafından da en fazla ek belgelerle zenginleştirilir ama ana söylemi pek de değiştirmeden kullanıldığını düşünüyorum. Katılır mısınız bu konuda? Evet, yani. Soykırımın inkarı dediğimiz şey aslında inkarın, soykırımın başladığı andan itibaren üretildi. Belgelerle üretildi. O benim diğer kitaplarımda da var. Örneğin Ermeni Aydın'ı tutukluyor, Ayaş'a hapse koyuyor, yolda giderken öldürüyor. Sonra bir Osmanlı belgesi üretiliyor, diyor ki işte Rusya'ya kaçtı bu. Ee, örneğin e, sonra gerçi çok fazla kullanmadılar da Krikor Zohrab'ın biliyorsun. E, kalp krizi sonucu öldürülmüş ölmüş olduğuna ilişkin doktor raporu var. Hatta Urfa Ermeni Kilisesi papazının kendi imzasıyla yazılı belgesi var. Başından itibaren kullanıldı. Tarihi doğru söyledin. 1916'da yayınlarlar o meşhur kitabı. Sonradan onu durmadan Türkçeleştirilerek de değiştirirler. Bence buna biz ben fabrika ayarı diyorum. Soykırımın fabrika ayarı e, kitapta onu üç önemli isme bağladım. E, biri Talat Paşa 1916 ve 1918 konuşmaları. İkincisi Mustafa Kemal'in kendisi. Talat Paşa'nın kullandığı ifadeleri aynen tekrar eder. 1919'da Ankara'da bir grup esnafa yaptığı konuşmada söyler bunu. Ermenilerin başına ne geldiyse onları hak etmişlerdir. Yani işin özeti o. Şöyle diyeyim fabrika ayarı iki cümledir. Hiçbir şey olmamıştır. Eğer bir şey olmuşsa bundan zaten Ermeniler sorumludur. Üçüncü önemli isim İsmet İnönü'dür. 1922 Lozan görüşmelerinin başında çok uzun bir konuşma yapar. Hatta Lord Curzon daha sonra söz alarak ya biz Paşa'nın iyi bir asker, iyi bir diplomat olduğunu biliyorduk, da iyi bir tarihçi olduğunu bilmiyorduk diye yarı alaylı tepki gösterir. Bu üç tutum, üç kişinin belirlediği fabrika ayarı hakikaten hiç değişmedi ve yani toplayanlar bilirler da bu konuda çok Türkiye'de kitaplar yayınlandı bu kitaplar esas olarak ve en ayrıntısını İsmet Paşa'nın Lozan'da söylediği daha sonra e, 1955 mi 56 mı Esat Uras'ın e, büyük kitabı oradaki iddialar sürekli bir biçimde tekrar edilir. Yeni hiçbir argüman yoktur o bakıma. Ee, peki, o zaman tekrar şeye dönelim. Yani Van, 23-24 Nisan Van'ı e, ve 24 Nisan İstanbul'u. E, İstanbul'dan aydınlar. Yine, şim, biz Cumartesi'ndeyiz, değil mi? Siz günleri karıştırdınız ama ben de karıştırdım. Bir, yani. cumart bir Cumartesi akşamı İstanbul'dan 200'ü aşkın aydın, e, toplumun önde gelenleri, siyasi aktivistler, yazarlar, gazeteciler, üniversite hocaları, e, işte. Ermeni siyasi önderlerinin bir araya toplandığı bir lokantanın sahibi, Yerçenik Aram adı gibi toplumun farklı kesimlerinden aydın diyoruz ama çok farklı insanlar da var. Avukatlar var, eczacılar var, e, spor dergisi çıkaranlar, spor gazetesi çıkaranlar var, e, öğretmenler var, şairler var, var yani e, epey e, çeşitli bir grup. E, toplanıyorlar, ifadeleri alınacak hani böyle sanki rutin bir işlenmiş gibi. İstanbul'da bugün işte İslam eserleri müzesi olarak kullanılan o gün mehterhane denilen yerde toplanıyorlar. Yanılmıyorsam bir gece bir gün orada tutuluyorlar. Daha sonra da vapurlarla Haydarpaşa'ya oradan da iki gruba ayrılıp Çankara ve Ayaş'a gönderiliyorlar. Süreç içerisinde önemli bir kısmı öldürülecek bir kısmı geri dönebilecek bazı müdahalelerle bazen konsoloslukların bazen hayal dediği gibi aydınların mesela Gomidas öyle döndü ama Gomidas döndükten sonra akıl sağlığını yitirdi biliyorsunuz. Dolayısıyla o toplumun entelektüel kesimi diyelim nihayetinde ortadan kaldırılıyor. Hareket edilemez hale getiriliyor toplum belki de bu yolla. Zohrab gibi Vartges gibi mebus olan isimler de daha sonra bir buçuk ay kadar sonra Mayıs'ın sonunda alınacaklar. Daha uzun bir yoldan Halep üzerinden ve Urfa yakınlarında sizin de dediğiniz gibi az önce teşkilat-ı mahsusaya bağlı çalışan Çerkez Ahmet çetesi tarafından Hüseyin Cahit Yalçın'ın anlattığına göre bizzat Çerkez Ahmet'ten dinlediği kadarıyla başı ezilerek Sohrab mesela öldürülecek. O bir simge elbette ama o ondan sonra da sanırım Mayıs ayıyla itibaren daha tefcir kanunu çıkmadan kararnamesi ya da çıkmadan Mayıs'ın sonunda ee, bu göçler ve sürgünler başlıyor. Biraz da o evet alanda olana, yani göç sürgün ve kat katil süreci e, nasıl işledi. Oradan da siz özellikle vurguluyorsunuz kitapta e, toplama kampları diyebileceğimiz Suriye'deki e, kamplardaki aslında ikinci katliam dalgasına gelelim. Ee, galiba Yahudi soykırımı ile Ermeni soykırımı arasındaki en esas fark. Bu aydınların ilk önce toplanıyor olması, bunun nedeni de yine ayaklanma korkusu iddiaatçılarda Topluma önderlik edebilecek kişilerin toplanması gerekiyor. Onun içinde 24 Nisan'da İstanbul'da 186 veya 188 kişidir ilk tutuklananlar. Rab paralel Anadolu'nun her yerinde. Zaten o telgraf bütün Anadolu'ya gider, kendi Anadolu'nun her yerinde eşraftan veya Ermeni toplumunun önde gelen insanları tutuklanır ve hapse konurlar ve e, tehcir dediğimiz sürgün süreci aslında e, hemen onun akabinde başlar. Bayağı bir e, sistematik yapmaya çalışırlar. İlk e, sürgün yeri daha çok e, Erzurum ve civarı sınıra yakın yerlerden. İlk önce çok sınırlı bir bölgeden boşaltma işlemlerine başlarlar. Erzurum 15 Mayıs'a doğru Erzurum'un kırsal alanı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Şimdi ve gönderilen yer, gönderilecek yerde Suriye'dir. Onun kararı alırlar. Fakat Suriye genellikle bir o terimi kullanıyorum ama hoş bir kelime değil. Bir çöp tenekesi gibi yani boşaltıyor oraya. Yani orası bir ne olacağını bilmediği bir alan olarak gönderiyor. Mekanizma şöyle işliyor. Yani bu aydınlara ilişkin toplanıyor, götür, tutuklanıyorlar. En meşhuru bildiğimiz Harput olayıdır. Sonra cezaevinde öldürüyorlar. Ya cezaevinde işkenceyle ölüyorlar ya dışarıda bir yere götürürken öldürüyorlar. Ee, Kurşuna diziliyorlar ya da gerçekten şeyler kuruluyor. divanı Harbi Örfüler kuruluyor. Bu Divane Harbi örfülerde yargılanıyorlar ve yargılanarak idam ediliyorlar. Bu idamlarda da e, padişah onayı aramıyorlar. Normalde e, padişah onayı gerekir bir idamın gerçekleşmesi için ama onun için de özel bir kanun çıkartıyorlar. E, savaş sırasında bu e, aranmayacaktır diye bu önderleri temizledikten sonra mekanizma şöyle istiyor. İçişleri Bakanlığı bütün valilere e, o bölgedeki Ermenilerin toplanıp sürülmesini emrediyor. E, vali emri alınca e, kendi bölgesindeki jandarmaya haber veriyor. Çünkü bir vilayetten öbür vilayete konvoyu götürecek jandarmadır Fransız usulüne göre. Ve e, teorik olarak diyorum bu çok önemli bir husus teorik olarak o konvoyu alan jandarma komutanının kaç tane Ermeni aldığının listesini tutması gerekiyor ve diğer il sınırına gittiği zaman diyelim ki Erzurum'daki götürüyor Erzincan sınırına gideceği zaman Erzincan jandarmasına devredecek ve orada da bu sayıdaki adamı devrettiğine dair kağıt alacak elinden. Ve mekanizmanın böyle işlemesi ve Ermenilerin bu biçimde ...Suriye'ye götürülüp yerleştirilmesi gerekiyor. Zaten iskan edilmesi. Konu bu. Fakat bu iskana paralel... ...bu sürgüne paralel... ...aynı zamanda paralel bir mekanizma işliyor. Ve... ...imha emri... ...bu yola çıkartılan konvoyların imha emri... ...parti sekreterleri tarafından... ...bölgelerdeki valilere ve jandarmaya... ...kimse o ilgi onlara veriliyor ve bazı bölgelerde de Ermeniler e, konvoylar yola çıktıktan sonra belli bölgelerde e, teşkilatı mahsusaya ait birlikler bunlara saldırıyor ve öldürüyorlar Ermenileri. Fakat her şey tabi bu yazıdaki gibi olmuyor böyle planlı bir şekilde. Bazı bölge işte meşhur Tercan katliamı vardır. Orada e, planlamı, planlı bir ölümden çok oradaki Kürtler saldırır konvoya. Erzurum valisi küfürlerle, şeylerle durduralım bunu kontrol edemiyoruz diye mesajlar yollarlar. Yani bazı çok ilginç. Yani bunlar tabii bölge bazında detaylı çalışmalar çıkınca ortaya çıkacak. Yani bu da soykırımın hakikaten ne kadar komplike bir proje süreç olduğunu bize gösteriyor. Jandarma götürüyor kanvayı. Belli bir yerde öldürecekler yani bu insanları. O sırada ondan önce yerli halk, yerli halk Kongoya saldırıyor. Jandarma, soygun soygun amaçlı belki de bu büyük soygun ölçüde. soygun amaçlı yani büyük ölçüde soygun, öldürme. Ya yani gavur öldürünce şeye gidiyorsun, cennete gidiyorsun. Jandarma silahıyla saldırana karşı konvoyu koruyor. Ama yani sonuçta 8 saat sonra onu başka bir yerde özel öldürmek için bekleyen ya aşirete ya ee, Teşkilat mahsusa birliğine ya jandarma birliğine teslim edecek. Yani dolayısıyla e, süreçte öldürmeler e, belli bölgeler seçilerek imha yerleri seçilerek o imha yerlerinde yapıldı. Fakat e, bazı bölgelerde hiçbir biçimde e, sürgün falan olmadı. İşte Muş'ta. E, bizim meşhur kumatan, kuma, kumandanımız 3. Ordu Kumandanı Vehip Paşa kendisi yazar yazdığı savunmasında Muş ve civarında canlı canlı toplayarak yakarlar. Veya Karadeniz bölgesinde hiçbir biçimde yani sevkiyatlar oldu bütün Karadeniz'den de işte bazen de sandallara bindirip denize gömdüler. Dolayısıyla hesapları Ha bir de yolları uzattılar tabii yani normalde işte bazen biz hesap etmeye çalışıyoruz. Acaba işte diyelim ki Maraş'tan yola çıktın Maraş'tan yürüyerek Derzor'a ne kadar zamanda varabilirsin? Yani onu zaten Ermeni anılarından biliyoruz. Bilerek yolu dolandırıyorlar, dağın tepesinden geçiriyorlar, sıcak su vermiyorlar. Yani dolayısıyla belki 15 günde gidebileceği bir yolu 3 ayda yürütüyorlar. Büyük ölçüde Şeyin oranını bilmiyoruz. Ne kadarı doğrudan öldürmeyle imha edildi, ne kadarı hava koşullarıyla, açlıkla, susuzlukla oldu. Bunun bir oranı bilgisi yok bizde. Ama sonuçta bu yolu uzatmanın da bir öldürme tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Bence hesapları, bu işte matematiksel de bir hesap, aslında Suriye'ye bu kadar çok Ermeninin ulaşmayacağını hesap ediyorlardı. Yani, yani aslında insanın dayanıklılığını çok hesaba katamamışlar gibi her şeye Evet veriyor. yani kesinlikle insanın dayanıklılığını hesaba katamadılar. Ee, yani daha ayrıntılı bilgiler var o konuya girmeyeceğiz herhalde. Sonuçta Osmanlı bir nüfus planlaması yapıyor. Bütün bir olay aslında bir nüfus planlamasıdır. Suriye'ye ulaşan Ermeniler Suriye'deki Müslümanların %10'unu geçmeyecektir. E, Suriye'de e, iskan bölgesi olarak Katılan bölgelerdeki Müslüman sayısı 1.8 milyon. Şimdi ben buna şeyi de dahil ettim, Musul ve civarını da dahil ettim ki yani çok bol keseden nüfusu kullandım çünkü Musul ve civarı örneğin, sonradan yerleşim biri olmaktan çıkartılmış bir yerdir. Yani sonuçta aşağı yukarı 1.8 milyon Müslümanın yaşadığı yere 1.5 milyon civarında Ermeniyi sürüyorsun ve bunlar yüzde onu geçmeyecek. Yani sonuçta hükümetin kendi resmi kayıtlarında belgeleri yayınlandı bunların bir kısmı bu kitapta da var. Suriye'ye ulaşan Ermeni sayısının 150 binin üstünde olmaması gerekiyor. Ne kadar ulaşıyor peki hocam? İki tane rakam var burada. Birisi Raymond Kevorkyan'ın verdiği bir rakam. O Andonio'nun e, hatıratlarından hatıratlarından yani Andonyan büyük bir iş yapıyor biliyorsun. 1916-17-18'de e, Suriye'de ayakta kalanlara kendi hatıratlarını yani anılarını yazdırtıyor sıcağı sıcağına. E, Raymond Kevorkyan 800 bin ulaştı diye verir. Resmi bir rakam var elimizde. Bu da e, Amerikan konsolosu bu raporu verir ve resmi kaynaklardan aldığım bilgi diye iletir. 1916'nın ocağında 500 bin Ermeni var o bölgede. Şimdi e, Eylül'de diyelim ki var Ağustos aslında ilk konvoylar Mayıs sonuyla ulaşır Derzor'a. Maraş Ermenileridir. Onlar Derzor'a uğraşır. Daha sonra büyük konvoylar Ağustos aylarıyla birlikte Suriye'ye ulaşırlar. E, Eylül başında 800 bin civarında Ermeni orada olduğunu kabul edelim. E, Raymond'ın rakamını. Demek ki e, kamplara toplanan Ermeniler doğal koşullarla Eylülle Ocak arasında bir 4-5 ayda 300 bin insan e, ölmüş. Şimdi e, o rakam yüksek olabilir bir şey diyemem ama 1916 Ocak rakamı 500 bin doğru bir rakamdır. Ve e, burada ciddi bir soru çıkıyor peki. Ne yapacağız biz bu insanlarla? Bunun için Ağustos ayında hazırlık yapmaya başlarlar. Şükrü Kaya e, Halepe gider. O zaten İskan ve e, yerleştirme e, komisyonunun başkanıdır. E, Şükrü Kaya gittikten sonra bölgede ilk önce e, bütün valilerin ve e, kaymakamların katıldığı bir toplantı yapılır. Tarihini şimdi hatırlayamayacağım Ekim ayının e, bir döneminde. Daha sonra İsmail Canpolat e, İstanbul'dan Emniyet Genel Müdürü olarak gider özel bir biçimde sadece bu amaçlı ve Halep'te Abdullah Hatnuri, Mustafa Abdülhalik Renda, e, Cemal Paşa, e, İsmail Canpolat ve e, şimdi bir kişi daha vardı aslında unuttum bu ekip bir toplantı yapar ve Kasım 8 veya 9'da 1915'te oraya yerleşmiş kamplara yerleşmiş şehirlere yerleşmiş Ermenilerin batıdan başlayarak Halep hatta Adana'nın güneyinden başlayarak İslahiye'den oralarda da var Ermeniler Derzor'a kadar sürülmesi kararı alınır. Bu da ikinci dönemin başlangıcıdır. Demal Paşa bu işin başında genel koordinatördür. Ama Kasım'da alınan karar aynı İstanbul'daki 24 Nisan'da alınan karar gibidir. Örneğin Halep'in yerlisi Ermeni sürülmeyecektir. Örneğin Protestan ve Katolik bazı Ermenilerde istisna yapılacaktır. Ve buna en çok kim karşı çıkar? Herkesin e, Ermenileri korudu dediği Cemal, Cemal Paşa. Tabii Katolik ve Ermeni protestan hiçbir ayrım yapılmadan bütün Ermenilerin sürülmesini ister. Yani şaşırtıcı bir bilgidir. Ee, i̇nşallah Aras'tan çıkacak bir iki yıla Cemal tamam. Paşa kitabım. kitabı. Ee, orada e, görülecek ki Cemal Paşa aslında sürgün ve imhanın, Suriye'deki imhanın en radikal temsilcilerinden birisi. Ve e, şöyle bir şey yapılıyor. E, Naim Efendi'den biliyoruz. Naim Andonyan'dan anılarından. Diyor ki bu boşaltma ve öldürmenin nasıl yapılacağı konuşuldu diyor. İşte şurada öldürelim, burada öldürelim. Genelde diyor sonuçta bunu Abdullah At Nuri'den bir ifade olarak aktarıyor. Diyor ki doğa koşullarıyla öldürmeye karar verildi. Ondan sonra da Abdullah At Nuri diyor ki şeye Naim Efendi'ye bu diyor böylece diyor Arapları da aradan çıkartırız diyor. Hastalık onlara da bulaşır ve onları da hakikaten bakın Ermeniler Mayıs sonu ulaştı. Bütün yaz boyunca Suriye'deydiler. Halep'te, Rakka'da, Resulayn'da yerleştirildiler. Orada kamplara da toplama kamplarında yerleştirdiler. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani 7-8 ay hiçbir katliam olmaz. Hiçbir öldürme olmaz. Bu boşaltmalar sırasında kampları yoğun hastalıklardan, salgın hastalıklardan, susuzluktan, besinsizlikten yoğun ölümler olur. Ermeni anılarından biliyoruz e, onları çünkü Ermenileri görevlendiriyorlar o konuda giriyor kampın içerisine her sabah arabasıyla birlikte ey millet ölünüz var mı diye bağırıyor ve millet ölülerini çıkartıyorlar her sabah ve e, Raymond Kevorkian yani müthiş bir çalışma yaptı o kitaplarıyla orada her kampta günde kaç insanın ölü olarak dışarıya çıkartıldığını anlatır bazen 300 bazen 400 bazen 500 bir günde ölü çıkmaktadır o kamplardan. İlginç dönüm noktası 1916 Mart sonudur. İlk defa orada Rakka'da öldürmelere de başlarlar. Öldürmelerde de Çerkez gönüllülerini ve kendi jandarmalarını kullanırlar. Bu çok önemlidir. Çünkü genellikle işte efendim biz kontrol edemiyorduk. Kontrol edemediğimiz bölgelerde işte Kürtler öldürdü. Biz ne yapalım? Bunu çünkü Cemal ve Talat söylüyor bunu sürekli yani Cemal Paşa'da, Talat Paşa'da 1916 ve 17 yıllarında Almanlarla yaptığı konuşmalarda sürekli bir biçimde vallahi biz kontrol edemiyoruz ama işte e, Kürtler öldürüyor gibi bir bahanenin arkasına sığınıyorlar. Ve şeyde e, 1915 Mart'ının ikinci yarısından itibaren ciddi bir biçimde fiziki imha başlar. Ve bu iş içinde yeni atamalar yapılır. Bir tanesi meşhur Salih Zeki'dir. Ee, o da ayrı bir konu. Türkiye Komünist Partisinin kurucusudur, biliyorsun kendileri. Arsena Vakyan'ın bir kitabı çıktı bu konuda. Kendisinin evet. bütün o süreçte yaptıklarını anlattı. Evet. Şimdi evet. konumuzu dağıtmadan bitirelim. 1916 Martı'yla ile birlikte jandarma kuvvetlerinin ağırlıklı kullanılmasıyla kalan de derzor çöllerinde imha edilirler. Çölde de bırak. Topluca. Yani şimdi anlatması bile insanın tüylerini diken diken edecek sahneler vardır. Ümit ederim Hacık Muradya'nın çalışması yakında bu kamplar üzerine Türkçe'ye çıkar ve okuyucuya kavuşur. Yani çoluk çocuğu mağaralara doldurup yakıyorlar. Yani bu denli büyük vahşet yaşanıyor orada. Ve en sonunda bu öldürmelerle birlikte diyebiliriz ki ayakta kalan Ermeni sayısı 100-150 bin Suriye'de. Yani kendileri açısından tırnak içinde koyalım başarılı bir operasyonu tamamlamış oluyorlar. Evet, Ama siz tabi. Dönemlerde de devam ediyor. Siz demografi dediniz yani demografi tabi bu işin çok önemli bir parçası ve bir demografi mühendisi yine Fuat Dündar'ın çalışmasının da e, ortaya koydu. Biz de birkaç gündür böyle Aras yayıncılığın işte 24 Nisan postları için nüfus üzerinden bir şeyler yapalım dedik. Ben biraz çalışırken bildiğim bir şeyi biraz daha net gördüm. Yani işte şurada şu kadar Ermeni var geriye neredeyse hiç kalmamış. Burada bu kadar var. Bugün sıfır o sayı. Onu gördüm. Bu anlamda çok başarılı bir operasyon olduğunu söyleyebiliriz aslında bu soykırımın. Ve de sadece rakamlara bakmak tabii ki insanı bir taraftan zorluyor bir taraftan da soğukkanlı bir yere çekiyor. Ama şunu da görmüş oluyorum sanırım. Görmüş oldum. Benim için ee, ...ilginç bir deneyim oldu. Yani sadece e, insanları öldürmek değil... ...yani 1 milyon kişiyi, 800 bin kişiyi... ...500 bin kişiyi, rakam her neyse... ...öldürmek değil. Aynı zamanda o insanlar orada kalsalardı... ...o hayat doğal akışında devam etseydi... ...gelecek kuşaklar doğacaklardı ve... ...bugün aslında başka bir Türkiye'de biz... ...yaşıyor olacak. Yani sadece bu suçun ve inkarın ve... E, ...talanın vesairenin... ...yarattığı başka bir Türkiye'de yaşıyor değiliz... Aynı zamanda yani Ermeniler ya da Rumlar ya da Süryaniler olsaydı bugün demografik, toplumsal olarak da, kültürel olarak da, medeniyet olarak da herhalde e, çok farklı bir şeyde bir yerde olacaktık. Yani sadece yaşayanların öldürülmesi değil, henüz doğmamış olanların da e, doğma ihtimallerinin elinden alınması gibi bir operasyon ve öyle baktığımızda tamamen Türkleşmemiş ve Kürtler dışında ve tamamen Müslümanlaşmış bir ülkede yaşıyoruz bugün. Şeyin e, elinin altında mı Huşemedyan web sitesi ee, sürekli kullanıyoruz bu. Yayında da koyduğumuz yani, görsellerin çoğu Şamadyan'dan tabii. tabi. E, keşke adresini belki koyabilseydik. E, hakikaten herkesi o Ben web hemen yazıyorum oraya. O, e, o web sitesine gitmeyi ve orayı e, görmeyi tavsiye ederim. Vahe Taşçı'nın önderliğinde müthiş bir iş yapılıyor. Ben hep şey diyorum, biz öldürmelerle uğraşıyoruz, vahe hayatla uğraşıyor. 1915 öncesi Anadolu'daki Ermeni hayatını orada izleyebilirsiniz. Ve neleri kaybettiğimizi çok iyi görebiliriz. Bir medeniyet silinmiştir Robert, bir medeniyet yok edilmiştir ve Türkiye'nin bugün hala birçok konuda debeleniyor olmasının en temel nedeni bana göre Osmanlıların kendi modernleştiricilerini imha etmiş olmasıdır. Onun için de hala doğru dürüst belini toparlayamıyor bu toplum. Bu, bugün yaşadığımız evet. pek çok şeyde gerçekten rolü var. Ben şeyi tekrar hatırlatayım. Yani e, sorular ve yorumlar geliyor. Uraz arkadaşımız Uraz Kaspar sağ olsun bize yardım ediyor bu yayında. O birazdan onları ekrana verecek dolayısıyla sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çokça da var. umarım hepsine yetişebiliriz. ne soracaktım? şunu soracaktım hocam. Tartışmalı bir konu. Her seferinde tansiyonu biraz yükselten siz de Gazete Duvara verdiğiniz, Filiz Gazi'ye verdiğiniz son söyleşide de. Kürtlerin rolü tabi çok soruluyor. çok da böyle İnsanlar Kürtler dediğimiz için ister istemez böyle konuştuğumuz için yekpareymiş gibi sanki bütün halk bütün Türkler ya da bütün Kürtlerden bahsetmiyoruz tabii ki. E, ama Kürtlerin e, zaman zaman katliamcı pozisyonda, fail pozisyonda e, olmasından gocunanlar ya da buna karşı alerjik bir hassasiyet geliştirenler de oluyor. E, bu konuda e, ne söyleyeceksiniz? Yani Kürtler bütün o mekanizmanın içinde nasıl bir rol aldılar? Nasıl özetleyebilirsiniz bunu? Şimdi bu son derece psikolojik ...son derece hassas konu. Türk hükümeti şimdi Biden'ın soykırım demesine karşı yaptığı açıklamada... Kürt, ...Türk hassasiyetini anlamanız lazım de, diye açıklama yapıyorlar. Birçok Türk aydını da işte Türklerin hassasiyeti rencide ediliyor deniyor. Şimdi Kürtlerin rolü diye tartışılınca bazı Kürt arkadaşlar rencide oluyorlar. Ee, bu örneğin çok önemli. Bu psikologların hakikaten e, araştırmaları ve tartışmaları gereken bir konu. Ben bununla Türkler diye konuştuğum 90'lı yıllarda çok karşılaştım. En büyük problemimdi o zaman. Ve e, Hakikaten Türkler dediğim zaman alınıyordu Türkler. Bugün artık o biraz değişti. Şimdi şöyle bir bilgi herkes tarafından biliniyor herhalde. Bugün Almanlar Yahudileri öldürdüler dediğimiz zaman hiçbir Alman sen nasıl bütün Almanya'yı dahil edersin demiyor. Yani alışıyor. Günlük konuşmalar ve genel olarak konuşmalarımızda bu tür Türkler, Kürtler gibi ifadeleri kullanırız ve insanların bundan dolayı alınmamalarını özellikle önermek istiyorum. Çünkü alınmanın bir nedeni böyle bir ifadenin kendisine yönelik bir itham, bir suçlama olduğu inancı. Oysa ne sen, ne ben, ne herhangi bir akademisyen, Türkler benim bütün kitaplarım yani şimdi bu konuda beni Türk milliyetçiliğiyle de e, suçlamak isteyen çok arkadaş var. Benim bütün kitaplarım İngilizce'de e, çevrilirken Turkish Responsibility, Türklerin rolü, Türklerin soykırımı diye çevriliyor. Yani dili böyle kullanıyor insan. Evet, şuna katılıyorum. Öyle bir dil bulalım ki, örneğin Almanya'da Nazileri bunun için kullanıyoruz. Naziler öldürdü deyince öteki biraz rahatlasın. Şimdi dolayısıyla Türkler yerine işte iddiatçılar öldürdü. Kürtler saldırdı yerine işte bazı istisnai aşiretler saldırdı diyelim. Bence bu hassasiyetlerin ortadan yavaş yavaş zaman kalkması gerekiyor. Ana problem şu. Gerek Türklerin, gerek Kürtlerin ana problemi şu. Failiz fail olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Yani biz bir fail kuşağın devamcılarıyız. Biz fail olmasaydık bu kadar Ermeni öldürülmezdi. Genel bir kural var Robert. Fail grubun mensupları daima cinayet işleyenlerin ne kadar küçük, ne kadar sınırlı bir grup olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Sadece İstanbul'daki iddiatçı çete, sadece İttihat ve Terakki Partisi'nin elemanı. Böylece toplumun büyük bir kısmı vicdanen kurtulmuş oluyor. Yapılabilir mi böylesi bir şey? E, Türkler yaptı 1919'da. E, İstanbul'da yargılamalar yapıldığı zaman sadece ve sadece 150 kişiyi bir araya toplayıp onları yargıladılar. Onun dışında hiç kimseyi sorumlu saymadılar. Yani bunu bunu yaptığımız zaman e, herhalde diyelim ki eğer üst ihtiyatçı üst düzey yönetimi e, a, sayalım abartalım 50 kişi olsun e, alandaki yöneticilerde e, belki 1000 kişi olsun e, ama e, arazide sahada Ermenileri öldüren e, katleden saldıran e, tecavüz eden e, işte kadınları kızları alıkoyan zorla mallara mülklere konanlar Türk Kürt hiç fark etmez bir arkadaş az önce ekrana verdik Çerkez sorumluluğundan da e, özellikle teşkilatı mahsusa içindeki e, Çerkez katılımından ve belki hatta bunun mitte bile bugün bile devam eden yansımalarından dolayı bahsedilebilir. E, o zaman onu göz ardı etmiş bir tarihsel gerçekliğin üzerini kapatmış oluruz. Şunun altını yeniden çizelim. Adına ne derseniz deyin. Türk deyin, Kürt deyin, Müslüman deyin. Anadolu'da soykırım sırasında hükümetin isteğinin ötesinde gönüllü sivil katılım oldu bu sivil katılım olmasaydı bu kadar insan ölmeyecekti. Gene nasıl tanım şu tanım doğru o sırada insanlar kendilerini Müslüman görüyor zaten. Biz onları bugünden bakarak bugünkü Kürtlüğümüzle bugünkü Türklüğümüzle onları Kürt ve Türk diye ilan ediyoruz. O sırada Müslüman olarak böylesi bir sürecin içerisinde ve bunu ciddi bir sivil katılım var ve bu sivil katılımın kitapta bunun bazı belgeleri de var. Yani Devlet öldürme operasyonunun kontrolünü elinden çıkartmaktan korkuyor. E, 6-7 tane valinin aşağı yukarı 10'a yakın telgrafı bu kitapta var. Bu, burada mal mülkün e, mi önemli rol oynadığını düşünüyorsunuz hocam? Yani o yereldeki o iştahın yani bunu yapmaya yönelik. E, en büyük nedenin mal mülk olduğunu e, biliyoruz. Ve e, bir de din. Ben şimdi... Giderek yani yerel çalışmalar şart ve bu yok. Henüz daha işte Ümit'in Antep özelinde yaptığı çalışma gibi çok değerli bir çalışmadır. Başka illerde de bu tür çalışmaların ayrıntılı yapılması gerekiyor ki tablo daha net çıkabilsin. Ben din kaygısının da çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum ve dini nedenlerle de öldürürsek cennete gideriz fikri son derece egemen. Bu sivil katılımın üstüne düşünemezsek demokratikleşmeyi sağlayamayız bu toplumda. Yani dolayısıyla Ermenilere yönelik öldürmeleri bir tek iddiatçı 3-5 kişiyle açıklamak kendi sorumluluğumuzdan uzak durmak iyi bir metot değil. E, Ansu Aksoy'un sorusunu az önce Uraz ekrana yansıttı. Onu ben cevap verebilirim. 24 Nisan 1915'ten önce İstanbul'da olacakları fark edip e, ayrılan kişiler, önemli kişiler e, var mıydı e, diyor. Ben pek olduğunu sanmıyorum. E, çünkü e, bazı kaygılar, korkular olsa da türlü katliamların gerçekleşebileceğine dair. Mesela Karekin Pastırmacı yani az önce sizin bahsettiğiniz benim yazımda ele aldım bir Osmanlı mebusu olup Rus tarafına geçip orada gönüllü birlikleri organize etmekle görevli. O, o gidiyor. E, ama o tamamen bir e, strateji e, icabı gidiyor ama hani e, halktan diyebileceğim ya da aydın kesiminden e, diyebileceğim tam tersi 1913'te 14'te yurt dışında olduğu halde Türkiye'ye gelen e, ülkesinde, memleketinde doktorluk yapmak, öğretmenlik yapmak için Tanyel Varujan gibi, Rupen Sevak gibi e, İstanbul'a gelen ve bu yüzden de bunun Kurbanı olan aydınlar var onu söyleyebiliriz. Size bir de şeyi sorayım Müslümanlık dediniz bir arkadaşımız da soruyu şu an göremiyorum ama Alevilerin rolünü bu durumda sormuşlar. Aleviler genelde özellikle Dersim Aleviliği Ermenileri koruyup kollayan bir grup olarak biliniyor ama Alevi dahli var mı soykırıma faillik anlamında? Evet var yani şimdi bu ben e, ilk gece hakkı diye bir e, örneği en ekstrem uç örnek olarak vermiştim biliyorsun e, bana şimdi Ermeni arkadaşlar özelden bir sürü bilgi yolluyorlar yani e, bir tane Sivaslı e, bir Ermeni arkadaş ya ben dedemden duydum o da dedesinden duymuş e, şu 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 şu, şu. ya yani ilk gece hakkı bizim oralarda yaygın kullanılıyormuş. Diye aktarıyor örneğin. Bana bir e, bir arkadaşımdan aldım ben bantları var. E, Sivas'ta örneğin e, görüşmüş köyün ileri gelenleriyle 1980'lerde ve Sivas'ta Aleviler doğrudan öldürmeye katılmışlar. Şimdi bir takım insanların öldürmelere katıldığını söylemek başkalarının kurtarmadığını söylemek demek değildir. Sivas'ta Alevilerin önemli bir kısmı bu katliamlara katılmışlar. Şimdi Nasrettin Hoca'nın karpuzu misali tartışmak ve oh benim aileyi kurtardım gibi bir tutuma girmek yerine bu yapanların sorumluluklarının anlamı üzerine düşünmek daha önemli. Aynı şey Dersim için geçerli. Dersim'de son derece fazla Ermeni hayatı kurtarılmıştır. Ama Hovsep Hayreni yazdı kitabını. Tuğla gibi kitaptır. Lütfen baksınlar, dersimde de sonuçta bazı aşiretler Ermeniler tarafı Ermenileri öldürdüler. Şimdi dersimde aşiretlerin Ermenileri öldürdükleri bir hakikattır dediğin zaman bütün dersimleri hakaret mi etmiş oluyorsun. 1916'daki vakıa neyse onu anlatmış oluyorsun. Yani. Dolayısıyla sivil halkın katılımı ciddi bir problemdir. Gerçek acıtır. Iyile i̇yileşebilmek için acıması gerekiyor. Ben bak iki tane önemli husus var söyleyeyim. Bizim solcularda da çok yaygındır bu. Ermeni soykırımı üzerine konuştuğun zaman ben buna taksi muhabbeti diyorum. Çünkü takside de şoförle konuşursun anlaşamadığın bir noktada Allah hepsinin belasını versin der. Çıkarsın içerisine. Bu taksi muhabbetidir. Şimdi Türkiye'de bir taksi muhabbeti var bizim e, sol cenahta. Emperyalistler. Emperyalistler öyle yaptı. Emperyalistler böyle yaptı. Emperyalistler olmasaydı zaten bu soykırım olmayacaktı. İşte e, aynı şeyi Kürt bölgelerindeki öldürmeler için de söyleniyor. Emperyalistler yaptı. Ben hep şey diyorum. Ya Kraliçe Elizabeth Londra'dan kalkıp Kürdistan'ın dağının tepesine gidip oradaki bir tane aşiret reisinin eline silah verip hadi sen buradaki Ermeni'yi öldür demiyor. Oradaki o aşiret reisi oradaki doğrudan kendi vicdanına kalmış artık yapıp yapmamak. Başka yani somut bir örnek Diyarbakır'da Reşkotan aşireti var. Bu aşiret devletin bütün emirlerine ve bastırmalarına rağmen Ermeni hayatı kurtarıyor. Aşiret reisi bu işi görev edilmiş kendisine. Bu bir gerçeklik. Şimdi bunu söylediğin zaman vay sen Kürtler Ermeni soykırımında rol almadı mı demiş oluyorsun. Şimdi belgelerinde arkadaşlar okuyabilirler. Valiler İstanbul'a şikayet ediyorlar. Diyorlar ki Kürt aşiretleri isimlerini vermiyorlar. Kürt aşiretleri diyorlar. Ve e, alaylar, Kürt alayları, ordudaki Kürt alayları Van civarına ve Vitlis'e ilişkin bu bilgiyi aktarıyorlar. Ermeni köylerine saldırdılar. Şu kadar Ermeni'yi öldürdüler ve hatta bunu engellemek isteyen jandarma güçleriyle tartışma savaş çıktı ve şu kadar da jandarma öldü bize acele jandarma gönderin. Şimdi bu belge yani aksesif aşırı bir şiddet var. Bu aşırı şiddet oradaki Kürt aşireti kimse ismi araştırmacılar arar bulur. Ben o belgeyi yayınlıyorum. O aşirete bu işi yapıyor ve devlet buna karşı tedbir istiyor. Niçin devlet bunu tedbir istiyor ve aşiretle çatışıyor? Kitabımda 3-4 açıklama yaptım. Bence en önemli nedeni öldürmeyi kendisi kontrol etmek istiyor. Yani kendi dışında bir imhaya müsaade etmek istemiyor. Çünkü onun sorumluluklarını kontrol edemez. Aynı, Aynı şekilde de... Mahmut transferi de o tasfiye komisyonları, envalimetrik komisyonlarıyla aynı şekilde oluyor ve onun için yani benzeri öneri şaşırmasın insan. Nazilerde var. Yani Nazilerde bir iki tane SS subayı eksesif dediğimiz yani aşırı şiddet gösterdiği için SS subayı Ukrayna'ya Yahudi öldürmeye gönderiliyor. Adam özel birlik kumadanı. Görevi Yahudi öldürmek. Yani başka hiçbir şey yapmıyor. Bu adamı daha sonra yargılayıp hapse atıyorlar. Yani dolayısıyla e, bu katılım konusunda Sivil halkın katılımı konusunda merkezi İstanbul'u veya emperyalistleri suçlayarak işin içinden çıkamayız. Önemli örnek Süryanilerdir. Bakınız, Süryanilerin öldürülmesi için İstanbul'dan tek bir emir gitmemiştir. Aksine bu kitapta da koydum ben 3 veya 4 tane belge vardır. Bu 3 4 belgede de Talat Paşa Süryanilere dokunmayın. Süryaniler bu sürgün işinin dışındadır. Onlar orada kalacaktır der. Kalır mı Süryaniler? Hayır. Süryaniler hemen hemen tümü bu soykırım sırasında imha edilirler. Kimin tarafından? Yerel yöneticiler ve onlarla işbirliği yapan aşiretler tarafından. Dolayısıyla hatta 1910'un da belgesi bu kitapta var. 1918'de Talat soruyor ya diyor ki Suriye'dekilere soruyor. Kaç tane diyor sü, Süryani oraya elişliyor. Rakamını tutmamış. Ermenilerin rakamını tutuyorlar ayrıntılı. Ama diyor ki ya kaç tane Süryaniyi sürdünüz? Kaç tanesi kaldı? İlgilenmediği kenar bir konuyu 1918'de öğrenmeye çalışıyor. Şimdi bu anlamda Kürt bölgelerindeki sivil katılım üzerine doğrudan düşünmek ve konuşmak gerekiyor. Burada kimse bir cümlede diyeyim aynı problem Kayseri için geçerli Robert. Yani Kayseri'de aynı oradaki Müslüman Türk aynı şey içerisinde. Yani bugünkü Müslüman hoşgörüsüzlüğünün tarihi kökleri orada ve ben açık yani benim inancım bu. Yanılıyor olabilirim. Başka tür bana şey yapabilirler. Yanılıyorsun diyebilirler. Bugünkü Türkiye'de demokratik hoşgörüsüzlüğün kökleri orada yatıyor. O kadar hoşgörüsüz bir Müslüman topluluk var ki yani beis görmüyor, az buluyor yaptığını devletin. Ya telat telgraf çekiyor bölgeye. Aman diyor yabancılar oradadır dikkatli olun diyor. Yani böylesi bir ilişki içinde yaşıyor bakıyoruz. Bu hoşgörüsüzlük, bu Müslüman hoşgörüsüzlüğü bugün Müslüman kimliğinden biraz belki sıyılarak Türk hoşgörüsüzlüğü bir biçimde Kürtlere döndü şimdi. Yani bugün geçmişte Kürt ve Türk o Müslüman topluluk faildi. Bugün Türkler kendilerini fail konuma koydular. Ve bugün Kürtler kurbandırlar. Hakikat budur ve bunları bunlar acıtsa da konuşmak lazım. Ben de şahsen şöyle düşünüyorum yani size katılıyorum böyle kendi grubuyla ilgili dediğim gibi alerjik tepki göstermenin nihayetinde böyle milliyetçi bir tavır olduğunu düşünüyorum ve. Biz burada Ermeniler dediğimiz zaman da mesela ben şahsen hani Ermeniler de böyle sadece kurbanlardı ve başka hiçbir şey değillerdi gibi bir şeye kesinlikle katılmıyorum. Yani Ermeniler de tabii ki aktörlerdi, öznelerdi ve aralarında türlü türlü tavırlar gösterenler oldu. Az önce Pastırmacıya'nın Rus tarafına gidip birlik örgütlemesi örneğinde söylediğimiz gibi ama bunun karşısında sonuna kadar bir Osmanlı olarak kalan Zorhab da vardı. Ve Ermeni hikayesinin içinden bilerek de e, şunu söyleyebiliyorum ki evet Kürt, Türk, Çerkez, Çeçen başka gruplardan failler, katiller, caniler olduğu gibi veya mala mülke konanlar ki bu da tabii ki büyük bir etik ve insani suç. Ama her Ermeni'nin kurtulma hikayesinde de rol almış büyük ölçüde bir Türk, Müslüman, Kürt gene oluyor. Yani eninde sonunda insanlar çoğu zaman birilerinden bazen gerçekten birebir koruma alarak bazen de ufak yardımlarla ama hayatta kalmalarına yardımcı olacak yardımlarla İngilizcesiyle survive edebildiler. Hayatta kalabildiler. Ama gerçek şu ki işte 13-15 milyondu. Belki 17-18 milyondu bütün imparatorluğun nüfusu ve Ermeniler burada 2 milyona yakın bir nüfusları vardı. Biz bugün bu topraklarda 82 milyonuz diyoruz. Yani Türkiye vatandaşları. Türkiye nüfusu olarak. Ve İstanbul'da 40 bin kişi. Belki Anadolu'da toplasanız 500 kişi, 1000 kişi var mıdır bilmiyorum. Ermenilerin sayısı buna indi. Dolayısıyla koruyanlar katledenlerden hep daha azmış diyebiliriz. Yani e, en azından ve bu bütün grupları bence de kesiyor. Yani yatay bir şekilde kesiyor. E, Angel Dikmen'in yorumu ama bir Aziz Gökdemir sorusu soracaktım. Onu okuyalım. E, bir saniye. Kaçırdım. E, şu. Uraz dur ben bu, şey yapacağım. Heh şimdi oldu. E, aziz arkadaşımız bizim e, yazar. Ee, hocam Müslüman sivil kayıplar bağlam, sıra, oran, ölçek gözetmeden karşısına çıkarılırsa nasıl cevap vermeyi tercih ediyorsunuz? Bağlama oturtarak mı, konu dışına bırakıp hiç eğilmeyerek mi? diye sormuş. Ne demek Müslüman sivil? Anlamadım ben. Yani ben, ben şunu anlıyorum Aziz'in sorusundan. Bu yine inkardan e, kaynaklanan bir şey. Yani işte Müslümanlar da öldürüldüler. Belki hatta 1916, 17, 18'de hatta belki mütareke döneminde ee, Ermeniler geri döndüklerinde biraz da e, intikam hissiyle dolu olanlar, belli yerlerde Müslümanları katlettiklerinde, öldürdüklerinde, bazı şiddet olayları yaşandığında, bunlar tabii inkarcı söylem tarafından çok büyütülerek ve zamanı ve bağlamı ve ölçeği dediği gibi e, değiştirilerek sanki 1915 döneminde olmuş da devlet buna karşı tedbir almış gibi e, yansıtılıyor. Bununla, bu söylemle nasıl mücadele edilebilir ya da ne demek lazım? gibi bir soru olarak anlıyorum ben ya bu diğer konulardaki tavrım aynı öldürülmüş öldürülmüş ya yani şu kadar insan şu grup tarafından öldürülmüş Yani bu konuda benim anlatmak istediğim şu Ermeni gönüllü birliği öldürmüştür dersin veya Ermeni gönüllü birliği şurada şu kadar oldu veya oradaki Ermeniler bu işi yaptı diye genel cümle kullanırsın benim anlatmak istediğim şu bundan kimse alınmasın algı yani insanları Kimin öldürdüğünün önüne koyacağınız sıfat tanımlamasını bin bir defa düşündürtmek zorunda bırakırsanız orada bir problem var. Anlatabiliyor muyum derdimi? Yani günlük konuşmada bugün Almanya Amerikalılar yerleri öldürdü diyoruz. Şimdi bu şu andaki bütün Amerikalılar yerleri öldürdü değil ki. O sırada dilde kullanırken günlük dilde insanlar istese de istemeseler de Türkler, Kürtler, Ermeniler gibi genel tanımları kullanabilirler. Bunu kullanan eğer suçlayıcı anlamda kullanıyorsa ayıp ediyor ama sonuçta bir sosyal kategoriyi anlatmak için kullanıyorsa bundan dolayı kimse alınmasın. Almanlar Yahudileri imha etti cümlesi her yerde ortalıkta konuşuluyor. Bugün hiçbir Almanı rahatsız etmiyor. Kendimiz de yani Türkler ile de ana problem o. Çünkü ne zaman Ermeni soy kırımından bahsetsen, Türkler Ermenileri öldürdü desem, biliyorum benim kendi deneyimim. E, o Türk kendisini suçluyormuşun gibi alıyor bunu. Oysa ona yönelik bir suçlama değil. E, hocam şey de var ama yani benim deneyimim de yani kürt dediğimiz için e, pek çok kürt de tabi e, kürtler gibi ama ben kürt Türkler gibi ama kürtlerde daha yaygın olduğunu. E, görüyorum Öz eleştiri, e, geçmişle yüzleşme e, ve bunu siyasi olarak ve kendi hayatında da e, bir pratik olarak ortaya koymak yönünde tav tavır son derece yaygın. Dolayısıyla hani Kürtlerin içinde de dediğiniz türden tepki verenler var elbette e, ama o e, Ermenilerin başına gelenler konusunda sorumluluk alma e, tavrının da epey yaygın olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla e, orada da aslında kişinin kişisel, ahlaki, siyasi tavrıyla... Çok bağlantılı tabii ki ne yaptı Gene, Genel bir tespit yapmak zorundayız. Bu çok önemli. Kürt ulusal hareketinin yükselişi birlikte bu hareket hakkında kanaatimiz ne olursa olsun Ermeni konusundaki tutumda çok ciddi gelişmeler oldu. PKK'nin kendisi benim bildiğim 2-3 sefer öz eleştiri yayınladı. Ben burada e, e, Kürt bölgelerinde belediye seçimlerini kazanan belediye başkanlarını saygıyla anmak istiyorum. Her biri bu konuda özür açıklaması yaptılar. Abdullah Demirbaş gerçekten özel olarak adının anılması gereken bir arkadaşımızdır. Sur'da anıt dikti. Yani bugün Kürt bölgelerinde Ermeni soykırımının kabul edilmesi çok ama çok ileridedir Türklere göre ve Kürt hareketi yükseldikçe de bu konuda açılma ve demokratikleşme rahatlamıştı ve yeniden e, fabrika ayarlarına dönme ve bastırmayla birlikte inkar egemen kılındı. Senin söylediğini daha da yayarak genişleterek evet, evet. söylememiz gerekiyor. Evet. Yani hakikaten bugün Kürt hareketi, açık söyleyeyim Kürt hareketinin başarısı Ermeni soykırımının tanınmasıyla paralel giden bir süreçtir. Yani onların demokratik haklarını elde etmek doğrultusunda gösterdikleri başarılar Ermeni soykırımının tanınması sürecinde hızlandıracaktır. Ekrandaki soruya ne diyorsunuz hocam? 24 Nisan 1915 e, haricinde İstanbul'da yaşayan Siviller Ermeniler neden tehcil edilmediler demiş Betüler'den. Evet, planlanmıştı. İstanbul'dan bir tek 24 Nisan'da Ermeni te tehcil edilmedi. 24 Nisan'dan sonra Kasım ayına kadar düzenli bir biçimde Ermeni İstanbul'dan tehcil edildi. Kesin sayılarını bilmiyoruz. 10 bin civarında olduğunu ben tahmin ediyorum. Kasım ayından sonra da büyük İstanbul'dan sürgün olmadı eğer politik örgüt üyesi ve benzeri değilse. Bunun nedeni de Almanya'dan bir heyet geldi. Almanya'dan gelen heyetle yapılan görüşmede Alman heyetinin bastırması sonucunda İstanbul'dan sürgün yapılmayacağına karar verildi. Bu yani ben, almanın... ben de ile oluşmuştur. Ben de okuduklarımdan anladığım sizin de yazdıklarınızdan yani bu bir aslında biraz da imaj çalışması İstanbul çok göz önünde hani biraz da dünyadan biraz değil dünyadan gizleyerek yapmak ihtiyacı içindeler o dediğiniz inkarı da zaten aynı anda örüyor olmalarından dolayı ee, İstanbul çok göz önünde olduğu için ama yine de sizin dediğiniz gibi ilaveten ona ilave söyleyeceğim ee, İstanbul'a çalışmaya gelmiş Anadolu'dan erkeklerin hepsinin sürgün edilmesi var ki İstanbul tabi ki bir göçmen işçi şehri. Anadolu'da özellikle kırsal alanda geçinemeyecek durumda olanlar, türlü baskılardan dolayı zor durumda kalanlar İstanbul'a türlü işler yapmaya geliyorlar. Dolayısıyla sayısını bilemeyeceğimiz kadar da aslında öyle İstanbullu olmayan Ermeni büyük ölçüde İzmit'te falan İstanbul'un hemen dışında öldürülerek ortadan kaldırıldı. Üç tane kriter vardır. Bir doğumu İstanbullu olmayan İki e, bekarlar, üç e, politik örgüt mensupları. E, ben gülümsedim çünkü bir dava aklıma geldi. 1919 yılında e, Üsküdar davası var. Orada e, bir Ermeni şahit olarak dinleniyor. Bir, şimdi kime karşı hatırlamıyorum. E, soruyorlar sen peki nasıl ayakta kaldın diyor. Ya ben bekardım, sürülecektim diyor. Komiser diyor çok iyi birisiydi oğlum çık evlen gel dedi hemen hemen çıktım dedi evlendim ve böylece de sürgünden kurtuldum yani o o örnek aklıma geldi doğru yani belli kriterlerle sürmeye başlıyorlar ee, Silva Özyerli'nin sorusu Orta ve Batı Anadolu'dan Suriye'ye bir şekilde Ermeniler oluyor lakin Doğu bölgelerinden Suriye'ye ulaşamayan Ermeniler hususunda ne dersiniz diye sormuş. Şimdi ana problem zaten e Ermenilerin Batı Ermenistanı, Kürtlerin Kürdistan, biz e, Türkiye'de artık yerleşik tabirle Doğu Anadolu ifade o bölgedeki Ermeniler. Çünkü bu reform anlaşmasına göre iki vilayetin kurulacağı yer orası. İki tane otonom Ermeni vilayeti kurulacak. E, orada e, rakamlara göre hiç Ermeni bırakılmayacak. Hükümet kararı bu bir tane bile Ermeni bırakılmadan hepsi sürülecek. Batı Anadolu'da yüzde beş bırakılacak. Yüzde beşin yani yüzde beşi mutlaka bırakın anlamda söylemiyorum. Yüzde beşin üzerindeyse oradan sürgün yapmaya gerek yok biçiminde. Dolayısıyla batıdaki Ermenileri öyle yollara dökerek falan göndermediler. Zaten sayıları çok anlamlı değildi. Trenlere bindirdiler büyük bir kısmını. Gerçi Bursa'dan Eskişehir'e yürüyüş kısmında belli yürüyüşlerin olduğunu, konvoyların olduğunu söyleyen Ermeni tanık şahitler var. Fakat esas olarak trenle gönderildiler. Onun için Batı Ermenileri Suriye'ye sağ salim ulaştı. Fakat onlar daha sonra Suriye'deki ikinci dalganın kurbanı oldu ve öldürüldüler. Doğu Anadolu dediğimiz Kürdistan, Batı Ermenistan'ı dediğimiz yerdeki Ermenilerin zaten oraya ulaşması hesaplanmıyordu. Onların zaten büyük ölçüde imha edilmesi hesaplanıyordu. Demin ben bir cümle ekleyeyim çok uzattık gerçi. 1916 Mart'ında niye yeniden öldürmelere başladılar? Bu konuda bir belge var. Genelkurmay Başkanlığı yayınladı bunu. Talat Paşa'ya ait bir mektup ve bunu Enver'e yazıyor. Diyor ki: "Şubat sonu diyor, bir Alman heyeti geldi diyor. Bizim diyor bütün politikalarımızı destekliyorlar. Bu Ermenileri sürme ve yerleştirme. Yalnız diyor, ben onlardan bir intiba edindim ki diyor, barışla birlikte diyor, kalan Ermenilerin geri dönmesine dönmesini bizden isteyecekler. Onun için diyor elimizi çabuk tutalım. Cemal'e de haber verelim ve hakikaten bu şu mektubun yazısı Mart'tır ve Mart sonu e, Rakka'da Rakka'da Resulayn'de pardon Resulayn'de öldürmeler başlar. Yani Doğu Anadolu Ermenilerinin geri dönüp eski yerlerine yerleşebilme ihtimalleri bile iddiatçı yöneticiler açısından büyük korkuydu. E, hocam gerçekten uzun oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Katılan herkese de çok teşekkür ederim. Arada kaçırdığımız sorular olmuştur. Kusurumuza bakmasınlar. E, hocamdan şeyi isteyeceğim. E, yani o bahsettiği bazı kaynakları biz YouTube e, kanalımıza sonra yorum olarak ekleriz. E, onu görürsünüz. Onu soranlar olmuş. E, bu arada biz konuşurken de işte e, böyle e, gerginlikle beklenen e, Biden'ın, Amerikan Başkanı'nın ee, ne diyeceğine dair açıklama geldi. Ben de arada baktım metni okuma fırsatım olmadı tabii yayın sırasında ama iki yerde genosid genosit e, tabirini kullanmış. E, bu soruyu bunu sorayım e, ve öyle de bağlayıp toparlayalım aslında. Yani bunun nasıl bir anlamı var? E, ne işaret ediyor? Ne ifade ediyor? E, ama bundan da önemlisi e, Türkiye'de bu konuda bundan sonraki yıllar için e, ne olabilir? Ne olmalı? Nasıl bir Türkiye? Ee, bu konudaki e, hem daha insani bir çizgiye gelmiş olur, hem adil davranmış olur, e, hem de bu meselenin uluslararası bir malzeme olmasında kendi aslında çıkarı açısından da engellemiş olur. Yani uzun bir konu ama ben öncelikle e, buradan e, Amerikan başkanının soykırım kelimesini kullanmış olmasından dolayı Biden'ı kutlarım ve yıllar boyunca bu konuda çaba veren Ermeni diasporasının insanların o kötü, öcü, kaka diye Türkiye'de yerlerden yerlere sürülen Ermeni diasporasının ve tüm diğer insan hakları savunucularının bu uğraşlarının sonucudadır bu. Bunu saygıyla hakikaten selamlıyorum bu konuda uğraş veren insanları. Önemli bir dönüm noktasıdır. Bu Artık bunun yani her yıl 24 Nisan'da yaşanırdı bu biliyorsun. Bunun sonuçları ne olur? Türkiye'nin izolasyonunu artırır bu uluslararası planda ve Türkiye bu konuda daha iyi, daha detaylı düşünmesi gerektiğini düşünür. Bana göre bu karar Türkiye'yi bir Kuzey Kore, bir Güney Afrika ırkçı rejimi boyutuna düşürebilir inkarcı politikasını devam ettirmesiyle ki Türkiye devam ettirecektir bunu. ben Türk-Amerikan ilişkilerinin ya yani bu ilk bir karşı gösteri, bağırtı, çağırtı, elçi çekme, elçi gönderme şeylerinden sonra normaline gireceğini tahmin ediyorum. Fransa ile ve Almanya ile olduğu gibi herhangi bir büyük değişiklik beklemiyorum kendi açımdan. Türk-Amerikan ilişkilerinde. Çünkü orada politika yani uluslararası çıkarlar çok daha önemli. E, yalnız e, herkesin bilmesi gereken bir husus var. Amerika'nın soykırımı tanıması ile Fransa ve Almanya'nın soykırımı tanıması arasında kategorik bir fark vardır. Fransa Almanya e, kabul eder ve bu sembolik bir değeri vardır. Ama o kadar başka bir yaptırımı olmaz. E, Amerika'nın soykırımı kabul etmesinin uzun vadeli hemen kısa vadede sonuç alacak değil ama uzun vadeli bir yaptırımı olacaktır. O da şudur Amerikan hukukuna göre Amerika'da özür dilerim ee, bu, e, Amerikan hukukuna göre e, Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir devletin veya bir büyük bankanın veya şirketin aleyhine dava açabilirsiniz. Ve mallarına el koyabilirsiniz. Üç tane önemli koşul var. Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişte işlenen bu suçu soykırım veya crime against humanity, insanlık suçu olarak kabul etmesi gerekir. Şu anda Ermeni soykırımı kararıyla birlikte bu bitti. Çünkü kongre hem temsilciler meclisi hem senato hem de Beyaz Saray'la birlikte Amerikan hükümeti şu anda 1915'e soykırım diyor. İki önemli başka şart daha var. O da birincisi, aleyhine dava açılacak kuruluşun merkez bankası diyelim, ziraat bankası diyelim veya Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisi diyelim. O kuruluşun 1915'ten kar elde ettiğini göstermeniz gerekiyor örneğin Osmanlı bankası işte kar etti veya Ziraat Bankası gibi göstermeniz doğrudan veya Sabancı şirketi Sabancı ailesi işte oradaki ipek fabrikasına el koydu gibi belgesiyle göstermeniz lazım ki kazanç elde etmiş olsun. Üçüncü şart Amerika ile bu ülkeler arasında ticari ilişkiler olması gerekiyor. Bu şirketler ve bankalar arasında bu üç koşul Var olursa dava açılabiliyor. Şu anda Kaliforniya'da açılmış 10 civarında bildiğim kadar dava var. Ve e, hakimler sürekli bu federal hükümetin alacağı karara bağlı bir sorundur diyerek büyük ölçüde erteliyorlardı. Şimdi bu hukuki kavga süreci başlayacak. Yani ben bu üç say saydım hemen de karar olumlu verilecek falan değil. O da çok komplike bir proses. Biliyorum ben hatta... E, hukukçu arkadaşlar benim konuyu bu kadar basitleştirmemi bile doğru bulmuyorlar. Onu açık söyleyeyim. Yani ama peki ya böyle bir yol açıldı bunda mı söylemeyeyim dediğimde evet yani onu söyleyebilirsin ama sanki buradan bir sonuç elde edilecek gibi bir şey çıkmasın. Ama bu yeni bir alandır ve bu doğru yani önümüzdeki 2-3 yılda hepimiz hukuk uzmanı olacağız öyle gözüküyor. Dolayısıyla bir örnekle yani bunun ciddiyetini göstermek için nazi altınları denen meşhur bir örnek vardır. Ee, naziler İsviçre bankalarına milyarlarca dolar değerindeki altını koymuşlardı. Sonra Amerika'daki Yahudi örgütleri bu e, parayı istediler bu altınları ve itiraz etti e, İsviçre. Yok böyle bir şey dedi. İnkar etti. Ve onun üzerine İsviçre'de e, İsviçre aleyhine Amerika'da dava açılma girişiminde bulunuldu ve İs İsviçre için çok utanılacak bir şeydi. Bir yani davadan dolayı utanacaktı. Çünkü kendisini demokrasi olarak sunuyor, Holokost'u tanımış bir ülke diye satıyor. İkincisi de mahkemenin vereceği cezanın anlaşmayla elde edeceklerinden fazla olacağından korktular ve hakikaten oturup bir miktar üzerinde Yahudi örgütleriyle anlaştılar. Yani Türkiye'de sonuçta eee bu süreç içerisinde teorik olarak uzun vadede Ermenistan'la bu işi nasıl halledebiliriz'i görüşmeye başlayabilirler. Çok ütopik bir düşünce olarak gelse bile teorik bir ihtimaldir önümüzdeki 10-20 yıl içinde. Belki biz görmeyiz onları. Ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum hocam izninizle. Yani işte bu konuda yazıp çizen, tavır geliştirmeye çalışan, bir şey üretmeye çalışan bir insan olarak e, bu Amerikan başkanı tanıması ya da başka ülkelerden aldığı bazı kararlarla ilgili zaman içinde fikrim değişti. E, onu söylemek istiyorum. Yani biz biraz Agos kuşağıyız. Yani Hrant abinin, e, çizgisini çizgisi biz gençken biraz bizi şekillendirdi. E, ve e, Agos için bizler için başka parlamentolarda alınacak kararlar işte başka ülkelerin başkanlarının açıklamaları e, Türkiye'de meseleyi daha zor konuşmamıza neden olacağı için özellikle yani Türkiye'de bir reaksiyon yaratacağı için ve zaten bu konuyu anlatmak, konuşmak çok da zor ve netameli olduğu için istemeyeceğimiz, istemediğimiz bizi de zor durumda bırakan yani laf söyleyenleri ama Türkiye'deki Ermeni cemaatinde korkutan dolayısıyla gerginliği artıran ve onların korku duymasına neden olan bir meseleydi ve ısrarla bu mesele burada çözülür. Dışarıdan gelecek şeyler hani suçlama anlamına ya da Türklerin tırnak içinde suçlama olarak algılayacağı şeyler olmalı olmamalı da daha destekleyici, yapıcı açıklamalar ya da adımlar olmalı diye düşündük. Ama hayat akıyor, değişiyor. Deneyim kazanıyoruz, görüyoruz. Şahsen ben Türkiye'nin izlediği yolun, bu konuda inkarcılığın hafiflemek yerine gittikçe ağırlaştığını ve farklı iktidarların da, iktidarların kendi içindeki yaşadığı dönemeçlerde de inkardan hiç vazgeçmediklerini gördükçe bu, bu inkarı desteklemeyi ve sürdürmeyi bir devlet politikası haline getirmeyi sürdürdükçe, mesela Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi e, neredeyse e, Ermenilere karşı topyekün bir savaşın parçası olmak gibi adımları attığını da e, gördükçe, çok bir şey değişmediğini ve e, işte Amerikan başkanının ya da başka herhangi bir devletin veya, veya devlet yetkilisinin tutunacağı yapıcı bir tavrın da Türklere karşı e, herhangi bir tanımaya, inkardan vazgeçmeye hizmet etmediğini, e, ...gördüm kendi hayatımda. Dolayısıyla ben de eğer doğru olan... ...adil olan ve bunun bir soykırım... ...olduğunu kabul etmekse... E, ...üstelik diasporada neticede... ...Amerikan-Ermeni diasporası da neticede... ...Türkiye topraklarından çıkmış... ...soykırım kurbanlarının... E, ...torunları olarak... ...o soykırımın tanınmasını kendi ülkeleri... ...tarafından talep etmeye de hakları olduğunu da... E, ...unutmazsak... E, ...bu tip adımların gelmesinin... ...gerekli olduğunu ben de artık düşünüyorum. Eskiden olsa belki karşı çıkardım ama epey düşündüm son birkaç günde bu konu üzerine gerekirse de yazacağım ve söyleyeceğim sorulduğunda ee, ama ben artık şahsen e, Türkiye'li Ermenilerden bu sesleri çıkaranlar çok olmayacaktır kendi içlerinde Belki doğru bulsalar da dışarıya e, farklı konuşacaklardır e, ama bu tanıma e, Türkiye'nin inkarının bir eseridir e, inkar ede de Türkler Aslında bunu kendileri e, yarattılar Biden'ın politik mülazaları olabilir, diplomatik bir araç olarak kullanıyor olabilir, Amerikan politikası içindir, şudur budur. Ama bunu bir kenara koyalım, her şeyden önce soykırım soykırımdır ve bunu söylemek de nihayetinde doğrudur diye düşünüyorum. Ee, i̇ki cümle ekleyeyim. Ee, elbette şimdi buna yapılacak Türkiye'deki en büyük itiraz bu olacağı için. Elbette ki büyük devletler insan hakları doğrultusunda attıkları adımları moral değerlerle atmıyorlar tek başına onların kendi ekonomik çıkarları var. Sen onların eline de bu imkanı verme. Yani sen verirsen bu tür imkanları öteki de bu imkanları sana karşı kullanır. Fakat buna rağmen şunu söyleyebilirim. Eğer dışarıdan pozitif anlamda bir destek olmasaydı eee rejimleri değiştiremeyiz. Yani demo, zor diktatörlük rejimleri. Şimdi Abdullah'ı gördüm orada Demirbaş'ın e, yazdığını. Kendisini yeniden gerçekten kutlamak istiyorum. Galiba Türkiye'de bir ilki yaptı Abdullah orada. Bir gerçi 1919'da İstanbul'da var bir soykırım anıtı biliyorsun. E, o, ama O va var mı yok mu onu bilmiyoruz hocam. Sanki o biraz rivayet gibi, bir plan öyle gibi, gibi. Gerçek. öyle öyle görünüyor evet. Yani e, <laughs> Hayır, ama açılışı, yani, yapılışına dair hiçbir kanıt yok. Sadece bir fotoğraf var. O sanırım bir planın fotoğrafı ama gerçekleşmemiş diye tahmin ediyorum. Onun ötesinde yani hakikaten o 1919'daki bir yani o zaman zaten şey de değişmişti İktidar da İstanbul'da. Abdullah ve onun gibi arkadaşlar çok büyük bir iş yaptılar. Ben kendisine şimdi burada herkesin önünde o büyük iradeli büyük iradesinden dolayı kutlarım kendisini tebrik ederim kendisini. Bize yani onu daha önce de biliyor bu kanaatimi kendisi hakkında. Ee, Ara San, e, Sarafyan onu da burada ekleyelim. Arada çok sık gitti oraya Abdullah'la buluştu. 24 Nisan'larda e, sadece e, Diyarbakır sur değil başka yerlerde de e, özel anma toplantıları yaptılar. Yani Kürtlerin e, soykırımı tanıma konusunda Türklere örnek olduklarını söylemekte hiçbir e, e, beis görmem. E, Türkiye'ye yayılır bu. Deminki konuyu da şey olarak kapatalım. Yani kapatayım kendi açımdan. Başka soru varsa başka bir problem. E, e, diktatörlük rejimleri, zor, antidemokratik rejimler bir tek içerden muhalefetle değil, bir de aynı zamanda uluslararası olumlu koşulların yaratılmasıyla devrilebiliyor, değiştirilebiliyor. Ben onun için Avrupa Birliği'ne de Amerika'ya da hep söylediğim şuydu, yani bugün de o, Türkiye'deki demokratik muhalefetle rezonans kurmadan, Türkiye'deki demokratik muhalefetle destek vermeden, dışarıdan ama bu desteği de sağlamadan Türkiye'de demokratikleşme gerçekleşemez maalesef. Evet hocam. Tekrar ağzınıza sağlık. Bizim böyle iki saati geçen yayınımız hiç olmamıştı. En fazla da izlenen yayınımız oldu şu an itibariyle. Çok değerli bilgilerdi. Çok zor bu kadar dar zamanda, dar alanda konuşmak. Ee, siz de yorgunsunuz bütün hafta konuştunuz ben de aslında biraz e, yorgunum bu 24 insan haftası e, hani çok 10 karışık dakika, 10 dakika sonra bir Paris'teki bir Kürt e, televizyonuna katılacağım <laughs> e, Tamam, kolay gelsin daha da ben lafı uzatmayayım katılan herkese çok teşekkürler Taner hocamızın ağzına sağlık e, Uraza Hagopa yayına emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz kitabı yayına hazırlarken yayına hazırlayan benim de yardımcısı olduğum Onur Koç Yiğit arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Başka sohbetlerde Taner Hocayla da inşallah başka kitaplarda görüşmek buluşmak üzere herkese selamlar sevgiler. Bir cümle ekleyeyim istersen eğer Onur ve sen olmasaydın bu kitap bu haliyle çıkmayacaktı çok daha dar sadece 1913-15'in anlatıldığı bir kitap olacaktı makale küçücük bana zor günler yaşattınız ama teşekkür ederim o. Üç sayfa falan soru çıkarttılar arkadaşlar. Ben o üç sayfa soruya cevap vermek zorunda kaldım. Ondan evet. dolayı tekrar teşekkürler size. İş, i̇şimiz yazarlara zorluk çıkarmak diyelim editörler olarak. Ben kitabı da e, küçücük bir kitap ama çok dolu, çok yoğun bir kitap. Sonraki baskılarda sürekli genişleyecek, değişecek ve hep böyle yaşayacak bir kitap olarak, e, eskimeyecek bir kitap olarak düşünüyorum. Yani sizi zorlamaya o anlamda e, devam edeceğiz herkese iyi akşamlar iyi cumartesiler Amerika'ya iyi günler görüşmek üzere Çok.